Teşekkürler. Burada olmak heyecan verici. Şimdi tabii biz böyle büyük büyük isimler, kuramlar, kavramlar ortaya atıyoruz ve hani şimdi konuşmaya da hemen Latour'u edebiyat çalışmalarına uygulayalım gibi bir yerden konuşmak istemiyorum. Aslında ilk haftada Sibel Hoca ve Özlem Hoca çok güzel bir açılış yaptı ve işte hani bu alanda hangi kuramcılar var, nasıl düşünülüyor, bir alet edevatla bizi donattılar. Ve Özlem Hoca da film üstünden hani bu insan olmayanların temsilini konuştu. Dolayısıyla şimdi biz artık edebiyata geçtiğimizde, edebiyatta insan olmayanın temsili de tabii ki meselemiz. Ben bunu biraz daha açacağım gerçi sunumunda. Ama Latour'a geçmeden önce, sonuçta Latour gökten düşmedi. Ondan önce birileri vardı, onun okuduğu birileri vardı. Bu kavramlar nasıl geldi, neye dönüştü? Bir de tabii şöyle bir boyutu da var. Ben nasıl karşılaştım? Yani benim sanırım buradaki karşılaşma, dahil olma ve onunla ne yaptığım ya da ne yapmayı önerdiğim meselesi de bir paydaş diye düşünüyorum. Ki size bugün sunumunu yapacağım şey de böyle bir uzmanlık alanım olan bir şey değil. Bir karşılaşma vesilesiyle bir kapı açtığını düşündüğüm bir isim. Çeşitli kavramlarla acaba edebiyat disiplini içinde, genel olarak sosyal ve beşeri bilimlerde acaba bize bir yol göstericiliği olabilir mi üzerine düşünüyorum. Bunu paylaşacağım. Ama öncesinde dediğim gibi bir ben hani neler yaptım biraz önce aslında kendimi tanıtırken işte evet Boğaziçi'nde lisansım İngiliz Edebiyatı'ndaydı. Yüksek lisans ve doktorayı Türk Edebiyatı'nda yaptım, yapıyorum. Yüksek lisansta başvururken aslında bir çalışma konunuzun genel hatlarıyla aklınızda olması gerekiyor. Hani ona göre kabul alacaksınız. Ben de Sema Kaygısız'ın romanlarında insan olmayanların anlatımına bakmak istiyorum diyerek girmiştim. Ama bunu söylerken aslında ekoeleştiri ve insan sonrası olarak adlandırılan işte posthumanist çalışmalara dair pek de bir fikrim yoktu. Yani önce kuramı öğrendim ve metne uyguladım, bunu uygulamak istiyorum gibi bir karşılaşma olmakta metinle karşılaşmam ve etkisi altına girmem daha önce olmuştu ve biraz bu edebiyat disiplininde olan bizlerin işte fazla analiz ederek, inceleyerek okumasından farklı olarak aslında çok naif bir okur olarak beni yakalamıştı yere düşen dualar metniyle karşılaşmak ve bu metnin benim daha önce hiç bakmadığım yerlere baktırdığını, düşünmediğim şeyleri düşündürdüğünü gördüm. Ve hani bu tabii ki hani bir kitap okudum, hayatım değişti gibi bir şey değil. Bundan öncesinde de başka türlü, başka mecralarda karşılaşmalar yaşıyordum elbette. Mesela işte 2011'de Boğaziçi'nde Starbucks işgali olmuştu. Oradan aldığımız e-mail'e tarla taban işte Boğaziçi'nde bir alan bir arsa talep etmiştik. Öğrencilerin orada ekip biçebileceği işte BİKOP vardı. Bu gıda kooperatifi hocaların kurduğu. Biz buradan faydalanarak bir öğrenci kantini kuralım meselesi vardı. Sonra akabinde gezi süreci, işte Sarıyer'de domuzlarla karşılaşma anlarımız ya da robot gibi katırların katledilmesi gibi meseleler de oluyordu. Yani hani metin karşıma çıktı ve bana bunu düşündürdü değil. Metnin dışında da o dünyada çeşitli karşılaşmalar yaşıyordum. Ve bu metnin ama yaptığı aslında hani şimdi tabii ki bu metnin analizi falan değil bu sunumda yapacağım. O yüzden hiç oralara girmiyorum. Ama çok kısaca bir kadın anlatıcının aslında hiçbir varlıkla temas etmek istemeyen, ilişki kurmak istemeyen bir anlatıcının hem ve kendisi annesi tarafından terk edilmiş, babası alkolik, babasıyla da ilişkisi kötü ve kimseyle bir konuşmak istemiyor, temas kurmak istemiyor. Aslında babasını iyileştirmek üzere bir yola çıkışı, o süre boyunca karşılaştığı diğer varlıklar ve karşılaşmalarla birlikte hem kendisinin iyileşme ihtimali hem de o karşılaştığı varlıkların hayatında bir dönüşüm. Şimdi tabii ben bu metin benim üstümde nasıl bir etki yapıyor ve ben bunu nasıl anlamlandırabilirim, kuramlarla nasıl ilişkilendirebilirim diye yüksek lisans tezimde düşünürken
Önce Caribolt ve posthumanizm kavramı girdi hayatıma. Oradan Derrida ve Deleuze'ün dil ve varlık anlayışları, Brian Massumi'nin duygulanım, afekt teorisi, daha sonra Rosie Braidotti'nin işte posthumanizmle ilişkin yazdıkları gibi bu metinleri zaten hani tezimde de almıştım. Ama benim Donna Haraway'le, Latour'la, Karen Barat'la karşılaşmam aslında tezden sonra oldu. Ve hatta bu yeni materyalizm üzerine düşünmem, biraz daha detaylı öğrenmem de sevgili Oğuz Hoca'nın moda sahnesinde verdiği bir atölye vesilesiyle oldu. Merve ile oraya katılmıştık. Dolayısıyla kendisi paylaşmadı ama podcast'ini de paylaşacağım. Orada yeni materyalizme dair gayet güzel anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Hatta gördüm geçen haftaki kaydı da koymuş. Şimdi dolayısıyla ben tezde aslında bu etik ve estetik arasındaki ilişkinin nasıl tarih boyunca dönüştüğüne baktım ve işte Aristoteles'ten Levinas'a, Derrida'dan Deleuze ve Guattari'ye kadar etik ve estetik arasındaki ilişkinin farklı şekillerde yorumlandığını gördüm. Ve edebi metnin niteliğini kişiyi iyi yaşama ulaştıracak ve estetik etki yaratabilme kapasitesine göre değerlendiren Aristoteles'in etik anlayışı bence yeterince kapsayıcı değildi. Çünkü onun yaklaşımında iyi yaşam toplumda baskın olan ahlak anlayışına göre tarif ediliyordu. Dolayısıyla geçerli olan ahlaka uymayan varlıkların ötekileştirilmesi söz konusu. Öte yandan Aristoteles yaklaşımlar iyi bir edebiyat metninde olması gereken estetik etkiyi tartışırken metnin herkes üstünde aynı etkiyi yaratacak olduğu varsayımından da yola çıkıyor. Halbuki Massumi ve Levinas gibi düşünürlerin yorumlarına baktığımızda estetik etki ve duygulanın çok daha karmaşık bir yapıda olduğunu görüyoruz. Örneğin Massumi'ye göre okuyucuda gerçekleşen etkinin içeriği temsil edilenlerle edilmeyenlerin aynı anda hissedildiği bir duygulanım sonucu gerçekleşiyor. Dolayısıyla metinde karşılaşılan ötekilerin nasıl kurulduğu ve temsil edildiği meselesi o metnin hem estetik hem de etik anlayışının belirmesini mümkün kılıyor. Ötekilik meselesine ve etik alanına önemli katkıları olan Levinas'a göre dil mesela ötekini bilme yolunda bir araç olamaz. Dil çok sesli bir ortam, yaratma kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle ötekinin varlığını mümkün kılan etik bir alan açabilir. Bu nedenle Levinas kişinin her zaman için ötekinin varlığı üzerine düşünmek ve dilini ötekinin varlığına alan açmak üzere kullanmak gibi bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeker. Ancak onun etik anlayışı da tatmin etmemişti beni. Çünkü o da etik ilişkinin yalnızca insanlar arasında olabileceğini belirtip insan olmayanlara karşı olan etik sorumluluğu geri plana atarak etik alanı yine humanist ve insan merkezli bir şekilde yapılandırıyordu. Ben de ekolojik bir etik için dil ve özne anlayışının humanist geleneği aşıp yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu doğrultuda da doğa, kültür, insan, hayvan, akıl, duygu, dil ve özne gibi kavramların var olan tanımlarını yeniden düşünüp tartışıyoruz. Posthumanistlere göre insan-doğa ilişkisi, humanizmin insan diline atfettiği önemli ilişkili olarak birçok farklı temsil sorununa hak ihlali içeriyor. Bu yüzden dile söz merkezci bir çerçeveden bakmayı bırakıp dil algısının sınırlarını genişletmek ve etik alanı daha kapsayıcı bir şekilde yeniden yapılandırmak gerekmekte diyor. Peki ne demek bu? Edebi bir eser sözcüklerden oluşuyor. Nasıl mümkün olabilir söz merkezci olmaması? Bununla ne kastettiğinin anlaşılması için de aslında posthumanist yaklaşımları büyük ölçüde etkilemiş olan Derrida'nın dil temsili ve etik meseleleriyle ilgili çalışmalarını anabiliriz. Derrida dilin ardında ona şekil veren yalın bir öznenin olmadığını belirtiyor. Ona göre yazının öznesi bir ilişkiler sistemi. Bu ilişkiler sisteminde her varlık dil materyaline tabi ve her an söylemin nesnesi olabilme potansiyelleriyle sonlu ve sınırlı varlıklar. Massumi de dili ele geçiren şeyin duyumsamalar ve duygulanımlar olduğuna ve tüm varlıkları birbirine bağlayan unsurun duyumsamalar ve duygulanımlar olduğuna dikkat çekiyor. Massumi'nin önerdiği üzere dil duyumsayan bedenler arasındaki ilişki ve hareketi merkeze alan bir ifade, o expression diyor düşünüldüğünde evrendeki varlık sayısı ve çeşidi kadar dilin olduğu öne sürülebilir. İnsan dili de bu dillerden yalnızca biri olarak ele alındığında ekolojik bir etikten söz etmek mümkün olabilir.
Ve dolayısıyla Karibov gibi posthümanistler dünyanın işaret, izle anlamlarla dolu olduğunu ve anlamlandırmanın yaşayan tüm şeylerin etkinliklerine içkin olduğunu belirtiyorlar. Ancak ekolojik bir etik için bu işaretlerle nasıl ilişkilenilmesi gerektiği hususunda farklı yaklaşımlar geliştiriyorlar. Bazıları insanın ötekini temsil etmeye çalıştığı sürece insan merkezci olmaktan kaçamayacağını ileri sürüyor. Bazıları ise insan merkezciliğin, buna insan merkezlilik diyebiliriz ya da Haraway'in konumlu bilgisini çağırabiliriz. Güçlü eleştirel biçimlerinin de olabileceğini savunuyor ve insanın insan olmayanı dile getirmeye çalışırken kendine dair bildiklerinin sınırlarının bulanıklaşabileceğini, dolayısıyla daha etik bir varoluş için bilim imkanlarını sürekli olarak geliştirip dönüştürmek üzere mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Şimdi ben dediğim gibi yüksek lisans tezimde bu meselelerde ve bu metnin, Semer Kaygus'un metninin bunu ne şekilde yaptığını, hatta işte Birhan Keskin'in Yeryüzü Halleri adlı şiir kitabındaki şiirlerle karşılaştırarak okumuştum. Bir yandan yani bütün bu edebiyatın kendi içindeki kuramsal tartışmalar bir yana, bir yandan da bu işte farklı disiplinlerde ekolojik duyarlılıkla ilgili bir takım alternatif yöntemler, yaşam biçimleri tartışılıyor, uygulamaya koyuluyor. Hani biz edebiyat disiplini ya da sosyal ve beşeri bilimler bunu nasıl yapabilir? Yani sadece estetik etkisiyle insanları harekete geçirme potansiyeli olan edebi metinlerin ya da edebiyat çalışmalarının, benim içinde mücadele vermeye çalıştığım edebiyat çalışmalarının bu mücadeleye nasıl katkısı olabilir? Bunun üzerine aslında bu disiplin içinde yaklaşık 6-7 yıldır düşünüyorum. Ama tabii ki bu soruları böyle her şeyden soyutlanmış bir şekilde kapalı kapılar ardında düşünüp cevapları üretemiyoruz. Bir yandan akıl almaz bir biçimde akademisyen ihraçlarıyla sarsıldığımız ve üniversitenin giderek itibarsızlaştırıldığı günümüz Türkiye'sinde ben mütemadiyen edebiyat bölümünde okumanın hem kendim hem başka varlıklar için anlamı, faydası üzerine pek de iç açıcı olmayan düşünme ve duygulanım süreçlerinden, hallerinden geçiyorum. Ve görüyorum ki bu sadece hani bizim ülkemizde de olan bir şey değil. Bütün aslında sosyal ve beşeri bilimlerin bir kriz içinde olduğu ve bunun neyden kaynaklandığına ilişkinde farklı tartışmalar var. Ve İşte mesela bunu sadece neoliberal politikaların etkisine bağlayan bir strateji mümkün. Ve işte humanitizm ne kadar değerli olduğunu savunmaya, ispat etmeye çalışmak yöntemlerden biri. Ancak ben bugün artık Latour'a doğru geliyorum nihayet. Latour ve edebiyat çalışmalarını yan yana getirerek aslında humanitiz bölümlerinin var olan pratikleri üzerine düşünmeyi ve yeniden düzenlemeyi öneren Rita Felski'nin düşüncelerinden bahsedeceğim. Kendisi şimdi bir yandan da ben bir slayt hazırlamıştım tabii onu da paylaşayım. Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Şu an hala slaytta mıyız? Yani ekran değiştirdiğimde ekran değişimi size yansıyor mu? Tamam. Hani çünkü notlarım da var. Öyle bir şey olsun istemedim. Dolayısıyla evet, bugün size biraz bu Rita Felski'nin de Latour'la birlikte Humanities'i Düşünmek adlı bu hatta New Literary History Akademik Dergisi'nin 2016'da Latour üzerine yaptıkları sayısı bana bu konuda oldukça ilham verdi. Dolayısıyla bugün aslında Latour'un kuramını böyle dik dik etmek ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmaktan ziyade benim onunla karşılaşmam, Rita Felski'nin bu dergideki yazıların Latour yorumunun bana neler düşündürdüğünü paylaşmayı amaçlıyorum. Şimdi şöyle bir saniye.
Şimdi burada aslında hem Latour'un kendi web sitesinden kronolojik olarak eserlerini görebilirsiniz. Hem de burada Inquiry of Modes of Existence metninin bir proje sayfasını koydum. Sizinle slide'ı paylaşacağım. Dolayısıyla buradaki kaynaklara hani tıklayarak ulaşmanız mümkün olacak. Türkçe'ye çevrilen, hani burada Latour'un tek başına yaptığı bir çalışma değil ama Türkçe'de ulaşabileceğiniz çeşitli kaynaklar da mevcut burada. Şimdi Latour ve arkadaşları daha çok aktör ağ teorisi, aktör network teori dediğimiz, işte fail ağ teorisini diye çevirirsek nasıl çevireceğimiz üstüne de konuşmaların olduğu bir kavramları var. Burada Latour'un temel amacı aslında bilgi üretim mekanizmalarını ortaya koymak. O yüzden belki teoriden ziyade bir metodoloji olduğundan söz edebiliriz. Ve Latour bu uğraşa pozitif bilimlerle başlıyor. Bugün bilimsel gerçek ya da teknoloji olarak kabul ettiğimiz olgular, objelerin hangi aktörler arasındaki ne tür ilişkiler sonucunda inşa edildiğini soruyor. Latour bilginin hangi mekanizmalarla gerçeğe dönüştüğünü, bilgi üzerinden kurulabilecek her türlü takvimi tartışıyor. Bence en önemli önermelerinden biri ve edebiyat çalışmaları için de özellikle insanın insan olmayandan üstünlüğünü sorgulaması, modernite düşüncesiyle ortaya çıktığını söylediği bu insan insan olmayan doğa kültür ayrımına karşı çıkması. Ona göre insanı tanımlayan, insan olmayan, insan olmayanı tanımlayan da insan. Ve bu aktörler bir ağ içerisinde kurdukları iştiraklerle birbirini tanımlıyor, tamamlıyor. Ve aktör ağ aradaki o kısa çizginin de önemi var elbette. Ne saf aktöre odaklanan ne de saf ağ ilişkiye odaklanan bir kavramsallaştırma diyebiliriz. Ve aktörler bir an içinde birbirinden bağımsız gezinip arada birbirlerine temas etmiyorlar. Ya da ağ dediğimiz şey sabit bir zemin olarak da düşünülmemeli. Tam tersine aktörlerin varlığı ve temasları ağ yapan ve ağ dahil olan her yeni aktör, ki bu insan ve insan olmayan, hem diğerlerini hem de ağın kendisini değiştirebilir. Bu aktör ağ teorisi ağda bulunan varlıkların ağ olan etkilerini eşitleyip her şeyi göreceleştirdiği iddiasıyla eleştiriliyor. İşte platontoloji deniyor. O bahsettiğim daha sonraki çalışmasında ve proje sayfası olan tek tek farklı disiplinlerin kendi içindeki bilgi üretim mekanizmalarına da odaklandığı çalışmasına bu anlamda bakılabilir. Ama burada ya da eleştirilerden biri de ağdaki tüm aktörlere bir niyetsellik mi atfediyor sorgusu. Ama burada insan olmayana insanın özelliklerinin aynısını yüklemenin söz konusu olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Agency, yani failliğe bir niyetsellik yüklenmediği gibi insanın da belki işte niyet eden bilinçle hareket ettiği algısını sorgulamamızı da sağlıyor. Tek tek aktörlerin kendisine odaklanmaktansa ilişkide insan olan ve olmayanların birliktelikleriyle oluşan karmaların failliğini araştırmak ve tanımlamak amacı. Varlıkların faillik kazanmasında etkili olan şey ağın kendisidir diyor Latour. Biz moderniteyle yerleşik hale gelen düşünme biçiminde her şeyden bağımsız bir özel bir özne olduğunu, onun saf inceleyen, araştıran, bilgi üreten, anlamlandıran olduğunu ama kendisinin hiçbir zaman nesne konumda olmadığına ilişkin bir tahayyülle karşılaşıyoruz. Latour'un yapmaya çalıştığı bu Allah dergisi bir faillik algısını yıkmak ve bu ilişki ağını kapalı, deterministik bir sistem olarak algılamamızı sorunsallaştırmak. Bir şeylerin nasıl ola geldiğini açıklarken o olgudaki paydaşlara hakkını teslim etmek, failliğe daha demokratik bir şekilde dağıtmak da diyebiliriz. Ama tabii bu burada failliği insan dağıtan ve yine orada asıl hani fail olan, özne olan olarak değil, aslında salt kendisinin fail olmadığı bilgisiyle karşılaştıktan sonra başka türlü ilişkiler kurması şeklinde düşünebiliriz bu demokratik bir şekilde dağıtmak ifadesini. Şimdi benim Latour'la karşılaşmam Türkçe'de çevrilmiş olan Biz Hiç Modern Olmadık metniyle oldu. Latour bu çalışmada modernitenin doğa, toplum, özne, nesne ikiliklerini reddederek aradaki ilişkinin dengesizliğine, sabitlenemezliğine vurgu yapıyor. Böylece bilginin nasıl elde edildiği meselesine yeni bir bakış açısı getirmiş oluyor.
Latour bu metinde hiçbir zaman modern olmadığımızı iddia ederek modernizm, postmodernizm ve antimodernizm gibi kavramlar yerine amodern ya da nonmodern gibi kavramları dolaşıma sokmayı öneriyor. Bu amodern ya da nonmodern, modernite öncesi dönem olarak adlandırdığı premoderne dönmek ya da oranın savunusunu, orada yapılan faaliyetin savunusunu yapmak değil, modernite öncesine dönmek imkansız diyor. Çünkü zaten bizim premodern dediğimiz dönemle ilgili bilgilerimiz zaten modernizm filtresinden geçirilmiş bir şekilde bize tercüme ediliyor. Dolayısıyla oraya bir geri dönüş değil ama tam da işte bu modern düşünce biçiminin sorgulamak ve orada yapılan pratiğin dışında bir pratik geliştirmeye çalışmak. Ve meselemiz de zaten bu tercüme faaliyetini tanımak, anlamlandırmak ve bu faaliyetin getirdiği sorumluluğu tanımak diyebiliriz. Latour modern kavramıyla yeni bir rejim, hızlanma, kopukluk, zamanda bir devrim gibi anlamları işaret edildiğini ifade ediyor. Ona göre modern kelimesi iki kez asimetrik. Çünkü hem zamanın düzenli geçişindeki bir kırılmayı belirtiyor, hem de yenenlerle yenilenlerin bulunduğu bir mücadeleyi belirtiyor. Ve kelimenin tam anlamıyla modern bir disiplin olan edebiyat çalışmalarındaki kişilerin modern kavramına ilişkin bu tarife yabancı olmadıklarını düşünüyorum. Hem İngilizce hem Türkçe edebiyat tarih yazını örneklerine baktığımda kuşaklar, milletler, edebi türler, akımlardan nice kategoriler arasında böyle sonu gelmez bir mücadele, ayrıştırma, farklılaştırma olduğunu görüyoruz. Ve akademik çalışmalarım boyunca da aldığım hemen hemen bütün derslerde belli başlı edebi yaklaşımları veya ifadeleri anlamlandırmaya çalışırken bunları hep birbiriyle karşılaştırarak daha çok da zıt kutuplara itme eğilimi içinde olduğumuzu fark ediyorum. Şimdi yine bir slide değiştireceğim. Bahsettiğim bu arada Oğuz hocamızın podcast'inin linki burada. Tüm işte bu edebi yaklaşımları farklılaştırarak yorumlama eğilimimiz aslında Latour'un modern eleştirel konumun bir uğraşı olarak tanımladığı arındırma purification pratiği olarak düşünülebilir. Bu arılaştırma pratiğinin karşısına Latour ağın bir uğraşı olarak tanımladığı tercüme, translation pratiğini koyuyor. Bence Latour'un biz hiç modern olmadık metnindeki kilit kavramlardan biri zaten her daim aracılık ve dönüştürme faaliyetlerinden oluşagelmiş bir dünyayı tanımlayan bu tercüme pratiği. Latour'un ağ modelinde eyleyenler ve etkilenenler yahut özneler ve nesneler şeklinde zıt kutuplara ayrılmış bir dünya algısı yok. Bu modele göre ağı oluşturan her bir varlık aktör konumunda, dolayısıyla hem ilişkide oldukları diğer varlıkları hem de ağın kendisini dönüştürme kudretine sahip. Şeylerin doğasını bildiğimizi varsayıp onları her tanımladığımızda ise hem yeni karma yapılar yaratıp hem de bunlar tarafından mütemadiyen dönüştürülüyoruz diyor. Latour özne nesne ikiliğini temel alıp arındırma ve tercüme pratiklerini birbirinden keskin sınırlarla ayırmak mümkünmüş gibi davranmayı modern olmakla özdeşleştiriyor. Halbuki ona göre bu iki pratik her zaman iç içe olmuş. Dolayısıyla biz hiçbir zaman modern olmamışızdır. Ona göre dikkatimizi hem arındırma hem de tercüme çalışmasına verir vermez tamamen modern olmaktan çıkarız, geleceğimiz değişmeye koyulur. Tam da aynı anda geçmiş zaman kipinde modern olmuş olmayı da bırakırız. Çünkü geçmişe dönük olarak iki pratikler bütününün tamamlanan tarihsel dönem içinde zaten her zaman işlemekte olduğunun bilincine varırız. Geçmişimiz değişmeye koyulur. Son olarak en azından eleştirinin bize anlattığı şekilde hiç modern olmamışsak öteki doğa kültürlerle girmiş olduğumuz karışık ilişkiler dönüşmüş olacaktır. Görecelik, hakimiyet, emperyalizm, vicdan rahatsızlığı ve uzlaşmacılık karşılaştırmalı antropolojide değiştirerek başka şekilde açıklanacaktır. Latour geçmişe dönük bir tutum sergilemeyi önerirken, yani o geçmişin de değişmesi ya da işte geçmiş metinleri okuyoruz sonuçta edebiyat disiplininde, bunlarla uğraşırken aslında
eleştiri pratiğinde açıklamak yerine açmak, çıkarmak yerine eklemek, suçlamak yerine dost olmak, açığa çıkarmak yerine çözümlemek kavramlarını benimsemeyi önemsiyor. Ona göre dünyayı anlamlandırmada eleştirmenler üç yönteme meylediyorlar. Doğallaştırma, biyolojik gerçekler, sosyalleştirme, iktidar, yapı bozumu, söylem. Genelde de birbirinden keskin sınırlarla ayrılmış bir şekilde karşımıza çıkan bu yöntemlerin tüm sürdüğü bir bilim icrasına karşı da tür ağ kavramını öneriyor. Ağların aynı anda doğa gibi gerçek, söylem gibi anlatılan, toplum gibi kolektif olarak düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Ona göre bilimsel faaliyetlerimizde ağ modelini tercih etmeliyiz. Çünkü ağlar sistemlerden daha esnek, yapılardan daha tarihsel ve karmaşıklıktan daha ampirik. Şimdi ben bu metni okuduktan sonra, biz hiç modern olmadık metni okuduktan sonra, Latour'un kavramlarıyla tanışıklık sürecinden sonra, bu Latour'un aynı anda hem gerçek hem kolektif hem de söylemsel olarak tanımladığı ağ fikrini benimseyerek edebiyat eleştirisi faaliyetlerimizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz üzerine düşünmeye başladım. Ve edebiyat eleştirisi pratiklerimizde modernmiş gibi yapmaya nasıl son verebiliriz? Hem arındırma işini yapıp hem de aracılık pozisyonumuzun farkında olarak edebi metinlerle uğraşımızı ve kendi yazın sürecimizi nasıl sürdürebiliriz? Aklıma düşen sorulardı. Ve tam da aslında bu sıralarda karşılaştığım bir başka metin, Tori Moye'nin Henrik Ibsen and the Birth of Modernism çalışması oldu. Moye bu çalışmada Ibsen'in tarihteki yerini üreten teorik ve estetik konumları ortaya koyuyor ve Ibsen'in başarısının yaygın bir şekilde yok sayılmasının ardında 45 sonrası Batı dünyasında hakim olmaya başlayan belli başlı estetik fikirlerin olduğunu söylüyor. Moye bu estetik kanaatleri modernizm ideolojisi olarak adlandırıyor. Ona göre modernizm ideolojisi tipik bir teorik ve edebi katılık üretiyor. Bunun en açık kanıtını realizm ve modernizm arasında temel bir karşıtlık olduğu inancında görebiliriz mesela. Bu inanca göre realizm modernizmin tarihsel olarak kaçınılmaz öncüsü ve aşağılık sefil ötekisi olarak karşımıza çıkar. Bu kanaatin sonucu realizmin naif modası geçmiş ve hiçbir şekilde modernizmle bağdaşmayacak, modernizm ise kendi üstüne düşünen daha sofistike ve tarihsel olarak hala geçerli olarak sınıflandırmak oluyor. Ve Moye bu çalışmada diyor ki bizim edebiyat eleştirmenlerinin ve tarihçilerinin inanılmaz bir unutkanlıktan muzdarip olduğumuzu, estetik idealizmin 19. yüzyıl boyunca ne denli önemli olduğunu unuttuğumuzu öne sürüyor. Oysa Moye'ye göre idealizm 19. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kırıp geçiren hemen hemen tüm estetik çalışmalarda kilit konumda olmuştur. Tam da aslında bunun karşılığını hani Türkçe edebiyat için düşündüğümüzde aslında geriye dönük olarak bu akımları birbirinden neye göre ayırdığımıza bakmak bana kıymetli geliyor. Mesela bugün artık Servet Fünun'u tamamen işte realist ve modernist olmadıklarını söylerken bir durup düşünüyoruz ya da düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Giderek aslında o Servet Fünun yazarlarıyla 50 kuşağı olarak aldığımız modernist yazarları birleştiren şey üzerine düşünmenin buna meylettiğimizi de düşünüyorum. Ve çünkü 50 kuşağı modernist yazarların o gelenekten, geçmişten kopma, hiç söylenmemişi söyleme iddiasını da düşünürsek aslında Latour'un karmalar kavramıyla birlikte tekrar bu eserlere baktığımızda o geçmişten, gelenekten iddia ettikleri gibi ayrışabildiler mi üzerine düşünmek, yazmak güzel olabilir gibi geliyor. Hatta Fatih Altuğ hocamızın Namık Kemal üzerine olan bir doktora tezi vardı. Doktora tezi sanıyorum. Yüksek lisans değil o. Aslında işte bu yeni edebiyat, eski edebiyat arasındaki ayrımın nasıl yapıldığına ilişkin Namık Kemal'in eleştiri, hem edebi hem eleştirel metinleri üzerine yaptığı bir çalışma ve o işte divan edebiyatı, eski edebiyat, Osmanlı edebiyatı olarak zelilleştiren edebiyatın unsurlarının nasıl aslında, yani Namık Kemal eleştirilerinde onları ötekileştirip onlardan metinleri ayıklamaya çalışırken aslında nasıl onlardan
onların kendisinin musallat olduğunu bir şekilde, onlarsız yazamadığını ya da onlarla başka türlü şeyler yaptığını ya da onları zelileştirmeye çalışırken aslında orada nasıl bir öznellik inşa ettiğini Palo Alto araştırıyor. Bu Moyne'in bahsettiği şeye ile ilişkili olarak hani Türkçe edebiyat çalışmalarında da bu tür ayrımlar üzerine yeniden düşünmek bereketli olabilir gibi geliyor bana. Şimdi bu şeyden bahsetmiştim, Rita Felski'den bahsetmiştim. 2016'da Recomposing the Humanities with Bruno Latour diye bir sayı yapıyorlar bu New History History Journal'ında. Kendisi de hani giriş yazısını yazıyor. Aslında bundan sonraki süreçte biraz Rita Felski'nin Latour'u edebiyat çalışmalarına nasıl uyarlayabiliriz ya da edebiyat çalışmalarını onunla birlikte nasıl düşünebiliriz'e yönelik önerilerinden bahsedeceğim. Ki Latour bu arada özel olarak edebiyat üzerine yazan bir isim de değil. Bu derginin hatta kapanış metnini böyle bir mektup şeklinde yazıyor ve çok da aslında edebiyatla göbek bağı olmadığını, doğrudan edebiyat üzerine düşünmediğini de söylüyor. Bu noktadan sonra o yüzden Rita Felski'nin ve bu sayıdaki bazı fikirlerin izini takip etmeye çalışacağım. Bu arada hani Rita Felski'nin Türkçe'ye çevrilmiş Edebiyat Ne İşe Yarar metni var. Benim çok önemsediğim bir metin bu. Burada hani diğer ilgi alanınıza girerse okumak isteyeceğiniz çeşitli metinler mevcut. Şimdi. Bu Rita Felski bu bahsettiğim derginin ön sözünde şunu soruyor. Humanities'in krizde olması sadece neoliberal politikalardan mı kaynaklanıyor? Disiplinin tanımı, kendisini konumlandırdığı yer, uğraştığı meseleler, bu meselelerle uğraşma şeklini yeniden mi ele almalıyız acaba? Humanities'i yeniden yapılandırabilir miyiz, inşa edebilir miyiz, şekillendirebilir miyiz sorusu etrafına dönüyor aslında bütün sayıdaki makaleler. Rita Felski yazısına, o giriş yazısına şu soruyu sorarak başlıyor. Yani biz humanities bölümlerini kaybedersek tam olarak neyi kaybetmiş oluyoruz diye soruyor. Genelde de bu soruya yaygın olarak verilen cevap eleştiriyi kaybederiz oluyor. Ve işte bu bahsedilen eleştiri, kritiğin içindeki unsurlar olarak da karşımıza şunlar çıkıyor diyor Rita Felski. Şüpheci bir kınama ruhu ya da doğrudan mahkum etme suçlama. Baskıcı sosyal güçlerle karşılaştırıldığında hani eleştiri pratiğinin güvencesiz kırılgan konumuna vurgu. Radikal bir entelektüel ya da politik bir çalışmayla meşgul olma iddiası ve kritik, eleştirel olmayan her şeyin kaçınılmaz olarak uncritical. Belki bunu böyle hani entelektüel derinliği olmayan, zararsız, etkisiz, hani suya sabuna dokunmayan gibi çevirebiliriz varsayımı diyor. Ve bu işte beşeri bilimlerin eleştiri pratiğiyle olan ilişkisini aslında hani Terry Eagleton'ın bu 2016'da dergi çıkıyorsa o zamandan biraz önce yazdığı bir yazısına atfen paylaşıyor. Terry Eagleton diyor ki bu Guardian ve Chronicle'daki yazılarında hani hem işte humanities yok mu oluyor diye soruyor ve bugün tanık olduğumuz bu eleştirinin merkezi olan üniversitelerin ölümünü suçluyor bununla ve aslında Margaret Thatcher döneminden beri akademinin rolü statükoya hizmet etmeye dönüşmüştür. Onunla adalet, hayal gücü, insan refahı, alternatif gelecek tasavvurları uğruna mücadele etmek yerine Terry Eagleton, beşeri bilimlerin azalan rolünü ve etkisini eleştirinin içinin boşaltılmasına bağlıyor. Pazar odaklı bilgi üretiminin teşvik edilmesi, profesörlerin, öğrencilerin işte yönetici ya da müşteri rolüne mahkum edilmesiyle humanities giderek daha gereksiz ve dışarıda çeperde görülüyor. Eleştiri temeliği olarak hatırlatan humanities'deki entelektüeller ya o ya o mantığında ısrarcı olabiliyorlar diyor Rita Felski. Eğer statükoyu değillemiyorsanız, onu eleştirmiyorsanız sanki onun tarafından el konulmuşsunuz anlamına geliyor geleneksel humanitizdeki entelektüel düşünceyi düşündüğümüzde. Ve Rita Felski akademik pratiklerin bundan çok daha karmaşık, belirsiz ve daha ilginç bir hale gelebileceğini
söylüyor ve bunun içinde Latour'un bazı fikirlerinin neden humanitizmin önemli olduğu ile ilgili düşünmemizde yardımcı olabileceğini söylüyor. Yani eleştirel düşünmenin değeri meselesine saplanmadan acaba humanitizi savunabilir miyiz? Başka türlü bir yaklaşım, pratik, ilişkilenme mümkün mü diye soruyor. Bozmak kadar yapmak, sorgulamak kadar terkip bir araya getirmek ya da yıkmak kadar yaratmak gibi pratiklerle meşgul olabilir miyiz diyor. Ve bu çerçevede de 4 tane terim öneriyor. Creating, conveying, criticizing ve composing. İşte creating için düzenlemek, sergilemek, küratörlük diyebiliriz. Conveying, aktarma, işte tercüme burada devreye girecek. Criticizing bildiğimiz anlamda bir eleştiri olabilir. Composing, bestelemek, oluşturmak, bir araya getirmek, yaratmak, yazmak, terkip etmek gibi anlamlara geliyor ama aslında şeylerin heterojenliğini koruyarak bir araya gelmesi ya da işte kompost fikrine de götürüyor bize. Bu sözcüklerin yani bu 4 terimin aslında bir isim değil de bir fiil olduklarını özellikle vurguluyor Felski. Yani aslında bir eylem ve pratik meselesinin ön plana çıkarılması söz konusu. Mevcut humanities savunularına, niye humanities değerli savunularına baktığımızda iki rekabetçi kültür şeklinde bir ayrım görüyoruz. Bilim köprüler yapar, kanseri tedavi eder, humanities ne yapar? Bizi daha etik vatandaşlar, empatik bireyler, eleştirel düşünürler yapar. Bu söylem çok yaygın olanı. Yani bilimin özel alanı materyal ve doğal dünyayken humanities bizi daha çok insan yapar. Ve bu dikotominin humanities'in özellikle tam da ekolojik meselelerle giderek daha çok ilgilenmeye başladığı bu dönemde talihsiz olduğunu dile getiriyor Felski. Creating ile kastettiği aslında bu caritas'tan gelen care, bakım verme sürecini içeriyor. Korumak, saklamak, bakmak, kollamak ve humanities'in aslında kaybolan geçmişin, kırılgan nesnelerin, unutulmaya yüz tutan metinlerin küratörü olarak düşünebiliriz bu anlamda. Ya da alakasız modası geçmiş görüneni koruma etiğinin önemli olduğunu söylüyor. Belki de akademideki tüm bilgi fonları arasında zamanda yolculuk ile en meşgul olan alanda humanities diyebiliriz. Bu sadece geçmiş metinleri korumak değil aslında bizzat üniversiteler, kütüphaneler, arşivler gibi materyal varlıkları olan yapıları da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu anlamda ben bundan sonrasında şöyle devam edeceğim. Felski'nin önerdiği bu kavramlara paralel düştüğünü düşündüğüm, son zamanlarda Türkçe edebiyat çalışmalarında yapıldığını gözlemlediğim bazı çalışmalardan örnek vererek devam edeceğim. Tam da bu creating kısmını buradaki bazı çalışmalarla düşünebiliriz gibi geliyor. Bu işte Servet Fünun dergisinin arşivi, yani arşiv çalışmalarının akademide önemli bir rol oynamaya başladığını görüyoruz. Bu yine Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Servet Fünun dergisi arşiv çalışmaları sayesinde biz aslında bir yandan da bu dergi hem bilim hem edebiyat dergisi olduğu için bu iki disiplin arasındaki bugün çok belki keskin ayrımlarla düşündüğümüz ama aslında o dönemde dergide bu ikisinin nasıl birbiriyle diyalog haline kurduğu ve birbirlerinden nasıl bilgiler değiştirdiği, yaklaşım, bakış açıları değiştirdiğini de düşünmek için oldukça değerli olduğunu düşünüyorum bu arşivin. Ya da Leyla Erbil arşivi yine aynı şekilde Boğaziçi'nde Olcay Akyıldız ve Merve Şen arkadaşımın çok emek verdiği bir arşiv. Ben aslında buraya hem arşiv üzerine ve arşiv üzerine nasıl düşündükleri, nasıl çalışmalar yaptıkları üzerine Monograf'ta yayınlanan bir yazılarını da buraya ekledim. Belki Merve işte ya da soru cevap kısmında biraz daha açar burada ne olduğunu, arşive nasıl yaklaşıldığını. Ya da işte mesela edebiyat tarihinin hani geriye dönük çalışmalar yapılırken işte edebiyat tarihinin değişmesi, realizm, romantizm, modernizm ayrımlarını sorgularken ama aynı zamanda hani edebiyat disiplininin modern bir disiplin olduğundan bahsetmiştik. Bu modernliğin içinde o arındırma, purification meselesinin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle de ulus devletlerin kuruluş süreciyle edebiyat disiplinlerinin
bir göbek bağı olduğunu düşündüğümüzde bütün edebiyat tarihi yazımının saflaştırma, arılaştırma, bir Türk ulusu inşa etme üstüne kurulu olduğunu görüyoruz. Ve aslında tabii bu Latour'un çalışmalarıyla yapılan bir şey değil elbette. Bunu iddia etmiyorum. Aslında daha çok işte yeni tarihselcilik olsun, işte 80'lerden sonraki kuramlar olsun, postyapısalcı teoriler olsun, zaten aslında ya da işte feminist eleştiri olsun, tarih farklı kimlikleri üzerinden yeniden yazılmaya zaten çalışılıyordu. Burada Tanzimat Edebiyat, bu Osmanlı İstanbul'da Modern Edebiyat adlı Mehmet Fatih Uslu ve Fatih Hatun editörlüğünü yaptığı çalışmayı da anmak istedim. Çünkü aslında oradaki o heterojen toplumun arasındaki ilişkiyi, network'ü gösteren, bununla ilgili çok güzel veriler veren, üzerine düşünülmesi gereken değerli makalelerin olduğunu düşündüğüm bir çalışma. Buna bakılabilir. Aynı zamanda tabii yeni bu öğrendiğimiz kavramlarla ya da ekolojik meseleler artık hani bir mesele, derdimiz, bizi rahatsız eden ya da aklın üzerine bir şey yapmak istediğimiz bir şey olduğunda bu bizim geçmiş metinlere bakış açımızı da değiştiriyor elbette. Yine bunun bir örneği olarak da Fatih Altun, bugün Fatih Altun'un reklamını yapıyorum. Geçmiş Zaman Kedileri adlı bir öykü derlemesi, kendisinin öyküleri bir araya getirdi. İşte Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi isimlerin aslında bu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında yazılmış öyküleri bir araya getiriyor ve içinde kedi geçen öyküler. Dolayısıyla bu aslında bizim o dönemde işte kedilerle nasıl ilişki kurulduğu ya da türcülük meselesinin nasıl olduğu ya da türcülükle cinsiyetçilik arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ya da bunun böyle biz şu anda daha işte ekofeminizm, ekolojik çalışmalar, türcülük meselesini biliyoruz diye aslında sanki ilerlemeci bir tarih anlayışıyla bugün etik olarak düşünebildiğimiz meseleler gibi olmadığını o dönemde bizzat aslında bununla ilgili ne bilgi üretildiğini görmemiz ve oraya tekrar o gözle bakmamız ve sadece insan karakterleri ya da insanla ilişkili şeyleri değil, insan olmayanların nasıl vücut bulduğunu ve edebi metinlerde nasıl bir belirleyicilikleri olduğunu da bakmak anlamında bence kıymetli. Şimdi İkinci önerisi conveying dediği, bu aktarma diye çevirebileceğimiz öneri. Ama burada aslında koruyup saklama söyleminin bir risk içerdiğini söylüyor. Yani böyle bir turşu ya da reçel gibi bir kavanozda saklanan bir şey gözümüzün önüne gelmesin. Tarih hiçbir zaman bu şekilde muhafaza edilmediğini, ancak bugünün meseleleriyle ilişkisi içinde ete kemiğe büründüğünü belirtiyor. İşte bu noktada aktarım ikinci kilit mesele oluyor humanities için. Yani hem iletişim hem de ulaştırma anlamı taşıyor bu kavram ve humanities'in aktarımı yeni ve umulmadık alanlara doğru mekanda ve zamanda olacak şekilde gerçekleştiriyor. Bu aktarımı böyle metinlerin ya da dilin bir gerçekliği olduğu gibi yansıtıp aktarabilen bir araç olmadığını tabii düşünmek ve bu noktada Latour'un tercüme kavramını çağırmak gerekiyor. Yani humanities alanında gerçekleşen faaliyetler, üretilen bilgiler, yorumlar çok farklı ilgi bilgi alanları olan muhtelif bir muhatap topluluğuna aktarılmaya çalışılıyor. Ve Latour'un tercüme pratiği dünya üstüne böyle uygulanan ötekiliği ya da yabancılığın sınırını agresif bir şekilde ihlal eden bir pratik değil. Aslında bu kavram dünyanın zaten aracılık ve dönüştürme eylemlerinden müteşekkil olduğunu vurguluyor. Ve diyor ki Latour, yani her şey tercüme edilir, anlaşılabiliriz. Söylediğimiz işte çarpıtılabilir, ihanet edilebilir, yanlış yere konabilir ama hiçbir zaman çok iyi anlaşılmayız. Eğer bir mesaj iletiliyorsa mutlaka dönüşerek iletiliyordur diyor. Şimdi yine bu tercüme ve aktarma meselesiyle ilgili ne gibi çalışmalar olabilir, neler var, bununla ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Aklıma gelen ilk örneklerden biri Emine Ayhan'ın bu Alfa yayınlarından yayınlanan, 2019'da yayınlandı bu dördü, yeni bir tane daha yayınlanmış sanırım bu sene, Shakespeare çevirileri, yani yeniden Shakespeare'i çevirmek.
çevirdiği şeyleri görüyoruz. Buraya yazdıkları ön sözlerin bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bu ön sözlerde yalnızca çeviri stratejilerine yönelik açıklamalar yapmıyor Emine Erkan. Aynı zamanda bir edebiyat eleştirisi örneği de sergiliyor ve bunu yaparken yalnızca metnin sembolik dünyasını baz almayıp metnin dünyasını dönemin politik ortamından piyasa koşullarına, kültürel atmosferinden teknolojik imkanlara kadar olası bir sürü farklı dünyayla da ilişkilendirerek yorumlama faaliyetini çok boyutlu ve zengin bir dokuda örüyor. Dahası bugün bir Shakespeare biyografisi yazılamıyor oluşuna dikkat çekerek aslında Shakespeare diye tek bir bedende toplanmış bir dehadan söz edilebileceğini, Shakespeare'in yarattığı 900 karakter, onu var eden matbaacılar, dizgiciler, editörler, oyuncular, çevirmenler ve edebiyat eleştirmenleri gibi koca bir cemaat olarak varola geldiğini vurguluyor bu ön sözde. Shakespeare isminin tüm bu bileşenlerin ayrı ayrı faillikleri sayesinde varlığını sürdürebilen bir çokluğa tekabül ettiğine dikkat çekerek bence Latour'un tam da bahsettiği türden o ağı ve kolektif bir yaratılıkları gözeten bir eleştiri örneği sergilemiş oluyor. Şimdi bu tür hani çeviri dışında aktarma olarak düşünürsek yani humanities alanlarında giderek daha çok üniversitenin dışına çıkma, üniversite dışına akademik alanın dışına o akademinin içinde üretilen bilgiyi aktarmaya yönelik de müthiş bir çaba olduğunu görüyoruz. Özellikle şu pandemi sürecinde zaten hani Özgür Üniversite de aslında böyle bir aradalık bence. Bu tür çabaların giderek de daha çok olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de yine birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Şimdi bunlardan biri bu işte Tarih Vakfı'nın Tarih Eğitimi ve Barış'ın Dili, Gençler Tarihi Olayları Farklı Açılardan Okuyor, Yorumluyor, Yazıyor şeklinde bir atölye gerçekleşmişti. Bu Boğaziçi'nin Türk Dil Edebiyatı bölümünde olan bizim Erol Köroğlu hocamızın da koordinatörlüğünde gerçekleşen bir atölye oldu. Ben de tam bu sırada Ulus Musevi Okulu'nda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Denk geldim, ben de projeye dahil oldum ve aslında o süreçte bütün bu okuma eleştirme pratiklerini hem bir şekilde farklı bir açıdan düşünmek hem de o süreçte bir sürü aslında resmi tarih içinde olan olaylara buradaki gençlerin kendi işte orada bir Musevi cemaati de var ve kendi aile hikayeleri ve deneyimlerini de oraya getirerek ailelerinden, dedelerinden, anneannelerinden getirdikleri mektupları da dahil ettikleri bir süreç gerçekleşmişti. Hem bundan bahsetmek istedim. Hani bu ara mecralarda ne oluyor, nasıl aktarılabilir? Hem de hani burası evet Özgür Üniversite bir örnekte aklıma Berlin'deki Floating University geldi. Burada bir çok kısa size buranın nasıl bir ortam olduğunu, hani zaten kendilerinin inşa ettikleri, Berlin'in ortasında eski havaalanı olarak kullanılmış bir bölgede böyle küçük bir gölcün üzerine inşa edilmiş bir ortam. Çeşitli işte atölyeler yapılıyor. Siz oraya ben şu semineri vermek istiyorum şeklinde de başvurabiliyorsunuz. Çok açık bir yapılanma. Burada hemen çok kısa şeyi göstermek istiyorum. Yine onların linklerini de koydum tabii ki. Siz de oradaki linkler listesine bakabilirsiniz. Çok kısa vakit almadan kısaca göstereyim. Das sind, wir haben diese Badewanne und diese... Ja.
Web sitesini de koydum, inceleyebilirsiniz. Hatta bu yaz bir etkinlik olacağı da yazıyor web sitesinde. Şimdi şunu tekrar paylaşayım. Şimdi ikinci kavramdan bahsetmiştim conveying olarak. Bir diğeri criticizing. Burada eleştirinin işleviyle ilgili yaygın olarak kabul gören yaklaşım olarak felsefe aslında karşı çıkmak, yanlışını eksiğini bulmak, doğruyu göstermek üzerine kurulu ve bu rolü kaybolmasının pek mümkün olmadığı bir rol olarak anıyor aslında. Yani humanities yok oluyorsa da bu criticizing aslında hani hem yok olması ne de yok olmuyor zaten gibi bir söylemi var ve hatta işte Marksizm, Feminizm gibi eleştirel disiplinlerin kuramları bilmeden öğrencilerin mezun olmaması gerektiğini dile getiriyor. Her ne kadar bu kuramlar modernite geleneğine dahil olsa da son 200 yıldır olanları anlamlandırmak için bunlara ihtiyacımız var ve bunların yeniden gözden geçirilmesi. Geçen hafta Oğuz Hoca'nın yaptığı gibi Marx'ı yeniden yorumlamak, yeni materyalist bir bakış açısıyla yeniden okumak da bunun bir örneği olabilir. Ya da işte metinde, okuduğumuz edebi metinde yazarın sadece o yazarsal niyetine odaklanmak, dehasına odaklanmak değil ya da eleştirmenin oradaki bir ideolojik eksikliği çarpıtmayı göstermek üzerine kurulu söylemi değil, eleştirmenin kendi hem kendi konumunu da dahil ederek oraya hem de metindeki işte insan olanlar kadar insan olmayan faillerin varlığına işaret edecek bir şekilde bir yakın okuma pratiği geliştirmek de karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da hani aklıma gelen yine iki örnek anmak istedim. Biri Sezen Kutup'un yüksek lisans tezi. Bu Sevin Buran'ın Fort McPhee metnini metinsel bir ağ olarak okumayı önerdi. Burada metnin hem bu arada işte tamamlanmamış ve sonradan aslında derlenerek, bir araya getirilerek basılan bir metin. Dolayısıyla aslında bu metnin hem kolektif üretim sürecine vurgu yapan hem de bu metnin işte merkezinde olan insan dışı bir varlığı, otomobili de merkezine alıyor ve bu ağ nasıl örgütleniyor bu metinde? Parçaların heterojenliklerini kaybetmeksizin nasıl bu metinde bir arada bulunduğunu inceliyor. Öte yandan yine Fatih Altun, Benim Adım Kırmızı'da Failler Ağı şeklinde bir metin var. Yani yakın metin okuma biçimleri olarak bunlara bakılabilir. Şimdi artık son olarak composing dediği bir kavramdan bahsedeceğim. Ve bu anlamda da beni çok heyecanlandıran yine bir çalışmadan, yine Fatih Altun. Bu bir TÜBİTAK projesi, son dönem Osmanlı İstanbul'unda kadın yazarların edebi çevresi şeklinde bir proje. Çıktıları bir kitaba dönüşeceği için burada çok da fazla bahsetmememi rica etti. Ama bu görseli sizinle paylaşmak istedim ve çalışmanın motivasyonundan da kısaca bahsedeceğim birazdan. Ama composition, compose da ne kastediyor Felskin, ne öneriyor? Bundan bahsetmek istiyorum kısaca. Bu Latour eleştiri yerine compose kelimesini öneriyor. Yani eleştiri kavramı yapı bozum ve büyü bozmada iyi. Sosyal olarak inşa edildiği için yabancılaşmamız gereken şeylere odaklanıyor. Yani aslında bir nevi ayağımızın altındaki zemini çekme konusunda çok başarılı. Ama üzerinde durabileceğimiz ne kadar geçici ve kırılgan olursa olsun yeni bir zemin inşa etme konusunda başarısız olduğunu söylüyor. O yüzden de bu kompozisyon fikrini sadece heterojen parçalardan da olsa ortak bir dünya inşa etme ihtimali içerdiği için öneriyor. Dağıtıp bozmaktansa yapmak, çıkarmak yerine eklemek, daha önce de bu kavramlara yer vermiştim, ayrıştırmak, ayırmak yerine tercüme etmek, hibritleştirmek, zaten o karmalığa işaret etmek
Bu sözcük, kompozisyon sözcüğü sanatta, müzikte, tiyatroda kökü olan bir sözcük ama aynı zamanda toplumları, siyasi kolektivitelerin oluşuna da işaret ediyor. Dikkatinizi neyin inşa olup neyin inşa olmadığı, yani neyin doğal, neyin yapay olduğu ayrımındansa iyi mi yapılmış, kötü mü yapılmış sorusuna çekmemizi öneriyor. Ve kelimenin her anlamıyla bu kompoz etme zamanı içinde olduğumuzu söylüyor ve bunun uzlaşmak, bakım vermek, önemsemek, daha yavaş, daha dikkatli hareket etmek, işte sorumluluk duymak ve onu yerine getirmek gibi eylemleri içermesi gerektiğine de özellikle vurgu yapıyor. Buraya eklemek istediğim bir şey yok. Şimdi bu Fatih Hoca'nın projesindeki amaçtan çok kısa bahsedeceğim. Burada 1869'da kadınlara yönelik olarak basılan ilk süreli yayın olan Terakki Muhatteratın yayın hayatına başlamasından Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan zaman diliminde Türk Edebiyatı'nda bir kadın yazarlar kuşağının yetiştiği, kadınlara yönelik yayın dergilerinin çoğaldığı, kadın okurlar ve yazarlar arasında bir edebiyat kamusunun oluştuğu görülmekte. Bu projede kadınlara yönelik olarak üretilen bu yayınların analiziyle yeni oluşan bu alanın dinamikleri anlaşılmaya çalışılıyor. Mümkün olduğunca geniş bir veri tabanı oluşturularak bu alandaki verilerin derlenmesi ve derlenen verilerin çözümlenmesiyle alanda güç figüründe olan yazar ve dergilerin arasındaki o ilişkiler ağını tanımlamak ve incelemek meselesi. Ne zaman şey olacak bilmiyorum bu arada. Yani ne zaman bu bir kitaba dönüşecek ve paylaşılacak bilmiyorum ama şimdilik bu projenin niyeti, bakmaya çalıştığı ve aslında edebiyat çalışmalarında bence yeni bir metodoloji olan ve bu yüzden hani Latour'un A fikriyle önermesiyle de ilişkilendirerek anmak istediğim bir çalışma oldu. Şimdilik burada bırakayım. Zaten zamanı bayağı aştım sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım çok dağılmamışımdır. Belki soru cevap kısmında toparlarız. Herkese yeniden merhaba. Ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum aslında söze. Bugün burada oluşumuz bir dizi farklı karşılaşmanın bir sonucu, aynı zamanda parçası da. Bunun paydaşı olan herkese aslında teşekkürüm. Başta Sibel Hoca ve Özlem Hoca'ya sosyolojide güncel tartışmalar gibi bir dersi tasarlayarak ve aslında dışarıya da açarak dersi hepimize katılma şansı verdikleri için. Dersteki herkese, burada da birlikte ders verme imkanı bulduğumuz fikirleri, düşünceleri için çok teşekkürler. Özgür Üniversite'ye o sözleri çoğaltma imkanı verdikleri için ve sizlere de burada olduğunuz için bu 5 hafta boyunca. Ezgi sunumunda çok geniş bir ilişkiler, imkanlar ve yönelimler hattını kat etti aslında. Ben daha kısıtlı ve kısmi bir alanda dolanacağım bugün. Ve geçen sene tamamladığım yüksek lisans tezimde meşgul olduğum bir konudan hareketle konuşacağım. Bu da öncelikli olarak aslında Deleuze'ün edebiyata ilişkin bir önermesini gündeme getirmeyi gerektiriyor. Deleuze üretimde bulunduğu süre boyunca edebiyat ve sağlık arasındaki ilişkiyle yakından ilişkileniyor aslında ki 60'lardan 90'ların ortasına kadar olan bir süreçten bahsediyorum. Edebiyat ve sağlık her zaman kat ettiği hatlardan bir tanesi oluyor. Özellikle de ölümünden önce yayımlanan Kritik ve Klinik kitabında bu ilişkiyi en net biçimde ortaya koyuyor. Ve orada söylediği iki şey var burada bahsetmek istediğim. Yaşam ve yazının her daim iç içe olması ve edebiyatın kendini bir sağlık girişimi olarak göstermesi. Bu iki kısa cümlenin üzerinde biraz durmak ve onları eşelemek istiyorum müsaadenizle. Öncelikle yaşam ve yazının her daim iç içe geçmesi ne demek? Deleuze Müzakereler kitabında yer alan söyleşilerden bir tanesinde, sanat yapıtı olarak yaşam başlıklı söyleşide, ne görmeye ve ne söylemeye muktediriz sorusunu yöneltirken büyük bir yazarda üslubun her zaman bir yaşam stili olduğundan bahsediyor. Ve bunun asla kişisel olmadığından bir yaşam olanağının varoluş tarzının icadı olarak meydana geldiğinden söz ediyor.
Bunun nasıl mümkün olabileceğine dair bir örneği de aslında büyük yazarlarımızdan birinin kendi sözlerine başvurarak söylemek istiyorum. O da Ezgi'nin de sunumunda bahsi geçen Sevim Burak aslında. Sevim Burak'ın Fort Mahbir'i yazarken kullandığı bu alıntıyı ben de Sezen'in tezinden aldım. Ve şimdi onu okuyacağım sizlere. Şöyle diyor yazma sürecine ilişkin Sevim Burak. Yazarken zaman geçiyor, boyuna değişiyordum nesnelerle birlikte. Bu değişmeye çevremde başkaları da katılıyordu. Bütün varlık düzeni de diyebilirim. Daha yazarken değişen bu kavramların hikaye bittiği zaman büsbütün değişeceğini, bu değişmenin devam edeceğini, hikayenin kendi kendine yabancılaşacağını, her hikaye bitiminde bir dönemin kapanacağını, yeni döneme kendi kendimi yaslayarak gideceğimi biliyordum diyor. Aslında burada tam olarak yazıyla yaşamın iç içe geçtiği bir anı tanık oluyoruz biz de. Burak yazmayı başı ve sonu olan belirli öznelik ve nesnelik konumlarının işaretlendiği bir iş olmanın ötesinde bir süreç olarak belirli bir dinamizmin ve hareketliliğin parçası olarak görüyor. Buradan anlayabileceğimiz gibi ki bu düşüncede bir başka ismi edebiyatın dışından ama genel sanata dair bir ismi Abidin Dino'yu gene örnek vermek istiyorum yaşam ve sanatın. Yaşam yazı arasındaki ilişkide. Abidin Dino'da bu özne nesne ikiliğini ortadan kaldırarak şöyle diyor aslında kendine ilişkin yaptığı bir yorumda bir röportaj sırasında. İnsanoğlu acayip bir nesne. Galiba insanoğlu kat kat. Kendimden bahsederken hesapça kendim denilen o sınırdan sanki başka bir kimseden bahsediyormuşum gibi bir şey geliyor içime. Yani başka bir duygu. Burada da aslında Dino'nun varlığı türlü oluşlar ve duyguların izdüşümü olarak algıladığını görüyoruz. Ve hem Sevim Burak'ta hem de Abidin Dino'da kendine dair bir söz söylemek aslında dünyaya ilişkin bir söz söylemek haline geliyor. Çünkü dünyaya bakmak, kendine bakmak da eşdeğer aslında. Bu da ayrı bir dikkati ve ihtimamı zorunlu kılıyor. Çünkü bu kendi varlığımızı gözetirken aynı zamanda başka varlıkları da düşünmeyi, başka mevcudiyetleri tanımayı ve bu mevcudiyetlere yönelik mesuliyet almayı da gerektiriyor aynı zamanda. Ve Sevim Burak'ın yazma pratiğinde gördüğümüzde tam olarak bu oluyor. O metni yazarken metin de onu yazıyor aynı zamanda. Ki aslında yaşamını kazandığı bir pratik yani terzilik aynı zamanda yazma eyleminin parçası da haline geliyor Sevim Burak için. Çünkü özellikle Fort Mahı yazış sürecine baktığımız zaman ki bu başka yazdığı metinler için de geçerli. Birbirine dikerek kelimeleri, cümleleri, işte o cümleleri, paragrafları yazdığı kağıtları perdelere teyalleyerek bunları birbirine kesip yapıştırarak yol aldığını görüyoruz metinde. Ve böyle bir metin meydana getiriyor aslında. Ki gördüğünüz gibi metnin kendisi bir ürün ve sonuç haline gelmiyor. Bunun yerine çeşitli imkanlara ve bir sonsuzluğa açılıyor. Ki burada belki Donna Haraway'i çağırabiliriz aynı zamanda bu düşünce hattını anlamlandırmak için. Haraway şöyle diyor, Staying with the Trouble, belayla kalmak olarak çevrilebilecek metninde. Başka hikayeleri anlatmak için hangi hikayeleri anlattığımız önemlidir. İlmiklerin hangi ilmiklere geçirildiği, bağları hangi bağların rabıtalandırdığı önemlidir. Hangi hikayelerin dünyalar yaratıp hangi dünyaların hikayeler yarattığı önemlidir. Sevim Burak'ın da işaret ettiği ve aslında bir pratik olarak bize gösterdiği gibi dünya bir kolektiften meydana geliyor aslında ki geçen hafta Oğuz da bu kolektiflik fikrinden söz etmişti. Sözün de sesin de Sevim Burak'ın pratiğinde makasın da ipin de otomobilin de Fort Mahı düşünürsek çok yönlü çok türlü hale gelen bir dünyalaşma ile bir araya geldiğini görüyoruz ve bu etkileşimler birbirini değişip dönüştürerek dünyayı da var ediyor ve hikayeleri de aslında yaratan şey haline geliyor. Yazı çoklukların gözetildiği bir yaşam tarzı olarak kendini gösteriyor böylece. Edebiyatta bir sürece bir oluşa yerleşiyor. Ve tam da böyle bir yerde kendini sağlık girişimi olarak gösteriyor. Hastalığı yalnızca fiziksel bir iyilik ya da iyi olmama durumu olarak tanımanın ötesine geçmiş oluyoruz bu durumda. Ki zaten burada 3 haftadır konuştuğumuz meselelerden biri de insan doğa özne nesne ayrımı yapamayacağımız gibi
fiziği, psikolojiyi, biyolojiyi, kimyayı birbirinden ayıramayacağımız, bunların hepsinin dolanıp bir ağ içerisinde hareket ettiği. Ve edebiyatın bir sağlık girişimi olması cümlesi bizi bu anlamda etkileyici bulduğumuz bir fikir haline gelirken bir yandan da tedirgin ediyor olabilir. Çünkü en azından yani kişisel olarak beni etmişti ilk okuduğumda bu cümleyi. Çünkü edebiyatı bir girişim olarak adlandırmak ne anlama geliyor diye düşündürüyor bu cümleyi insanı aslında. Ve bunun da nedeni aslında girişimin daha çok sözcük dağarcığımızda ticari bir hareketlilikle, belki edebiyat bazında piyasayı yayıncılığı gibi bir yere çekilebileceği ile ilişkili. Ama girişim kelimesi aslında aynı zamanda teşebbüs, deneme, yani her zaman bir hata, yanılma payını da üstlenme anlamına geliyor. Ki ilginçtir, aynı zamanda fizikte de bir karşılığı var girişimin. O da aynı özellikteki iki titreşim hareketinin karşılaştığı anda birbirini şiddetlendirmesi veya sıfıra indirmesi olayı. Bu da girişimin farklı duyuların ve ilişkilerin işin içine dahil olduğu bir karşılaşma olduğu anlamına geliyor. Ki bugün karşılaşma kelimesini Ezgi de sıkça andı. Deleuze için de önemli bir nosyon karşılaşma. Busunun dahilinde de sıkça kendisine yer bulacak aslında benim de dilimde. Ve tekrar Deleuze'un kritik ve kliniğine dönersek, bu yaşam ve yazı ilişkisi hakkında şunu söylüyor. Yazmak yaşanmış malzemeye bir biçim, bir ifade biçimi dayatmak değildir elbette diyor. Ki yani burada yazdım olduğu bir ürün meydana getirdim ya da belli taktikleri, stratejileri kullandım bir çok satar yazdım gibi bir sürecin aslında edebiyat olarak algılanamayacağını da işaret etmiş oluyor. Ki bu Ezgi'nin bahsettiği tüm neoliberalleşme pratiğinin de bir parçası olarak aslında hayatımıza yerleşen ve bize edebiyat olarak sunulan kitapların daha eleştirel bir noktadan değerlendirilmesini de yolunu açıyor bir anlamda. Ve şöyle devam ediyor bunu derken Deleuze, yazmak aslında asla tamamlanamayan bir oluş meselesi. Tıpkı yaşamın kendisi gibi, tıpkı Sevim Buran yazım pratiğinde kendini gösterdiği gibi bir süreç ve yaşanabilir ile yaşanmışı boydan boya kat eden bir yaşam geçidi. Edebiyatın sağlık gelişimi olarak ortaya çıktığı noktada aslında tam olarak burası. Yalnızca olup bitmişe, öyle olduğu söylene gelene değil, olup bitip de fark edilmemiş olana, ola gelme ihtimali olana bakıyor edebiyat. Aralıklara, aralara, kıyıya, köşeye, söküklere yer vermek aslında metnin temel uğraşlarından biri haline geliyor. Kısacası dünyayla bağlantı kurma hallerimizin tümüne bakışını ve kalemini yöneltiyor olması temel meselelerinden biri haline geliyor edebiyatın. Yaşamı ve yazıyı bir arada kat eden başka bir isim olarak örnek verebileceğimiz Bilge Karasu da mesela buna yakın bir şey söylüyor gene. Ne kitapsız ne kedisiz de. Durmadan yaşamın kendisi diyor, durmadan çözülüp bağlanan, bununla birlikte aynı biçimden, kalıptan, karşılıklı konum düzeninden bir ikinci kez geçmeyen bir gidiş olarak adlandırılabilir diyor. Aynılık ve tek düzelikten yana bir tavır almayan bu oluş, bütünlüklü ve tümden bir bakışa ve duyuşa karşı duruyor anlaşılabilir bir biçimde aynı zamanda. Bu nedenle de bu andığım isimlerin benimsediği edebiyat, sıradan olana, görmezden gelene, reddedilene, bakışın teğet geçtiklerine ihtimamı kolluyor genel olarak. Ve apaçık olanı karşı aslında hesaba katılamayana yer açıyor metinsel düzlemde. Bu durumda yaşam ihtimali de tekil bir varlığın ya da belirli bir iktidarın bekası üzerine kurulmak yerine ortak bir yaşamın sorumluluğunu üstlenmekle ilişkili hale geliyor. Edebiyat dünyayı, dünyanın kurulu düzenini sınadığı düzeyde bir sağlık girişimi olarak kendini gösteriyor. Bu sınamanın da yöneldiği yer sınırlar, sızılar, sızıntılar, yani hastalık ya da hasta eden, hastalıkla ilişkilendirilebilecek durumların kendisi oluyor. Ki edebiyatın sağlık girişimi olması meselesini aslında Jacques Rancière'in uyuşmazlık kavramı üzerinden de okuyabiliriz aynı zamanda. Rancière uyuşmazlığı şöyle tanımlıyor. Her durumu kendi içinde çatırdayarak başka bir algı ve anlam rejimiyle yeniden yapılandırılmaya müsait olması demek uyuşmazlık aslında. Mümkün olanın sınırında bir değişiklik.
Hastalık da gündelik akışta bir kesinti yaratırken, sınırları gezerken yaşam üzerine düşünme imkanı veriyor bizlere. Deleuze'ün de ifadesiyle baskın koca bir sağlığın, yani iktidarın belirlediği deneyim alanının imkansız kılacağı oluşları beraberinde getiriyor böylesi bir sağlık. Hastalığın açtığı kesik, yarattığı kesinti, yani yazarın dilin aralıkları içinde, dilin mesafeleri içinde görüp duydukları deneyimi yeniden üretme, bu alanı başka türlü ele alma imkanı sunuyor bizlere. Yani başka türlü bir yaşam alanı aslında imkanı sunuyor. Bunun örneklerinden bir tanesi Afşinkom'un 2016'da yayımlanan romanı Sıcak Kafa. Ki benim de test kitaplarımdan biriydi. O yüzden daha yakından etkileşim kurma fırsatım oldu son 2-3 senede. Burada bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse tüm dünya ama özelde de İstanbul takip edebildiğimiz kadarıyla bir hastalıktan muzdarip, o da halk arasında abuklama olarak bilinen bir hastalık. Yani bu dil yoluyla bulaşan ve nasıl bulaştığı bilinmeyen bir rahatsızlık. Bir kişiyle konuştuğunuzda onun aslında gramatik olarak anlamlı cümleler söylediğini duyuyorsunuz ve bir anda söylediklerinin aslında anlamsal olarak bir şey ifade etmediğini fark ediyorsunuz. İşte o hastalığa yakalanmaya başladığınız an oluyor aynı zamanda. Ve hastalığın nedenlerinin bilgisine sahip değilken sonuçlarına tabi kılınıyor insanlar genel olarak. Ve hastalıkla başa çıkma kisvesi altında yaratılan ve sürdürülegelen bir düzen var. Belirli insanları gözden çıkarılabilir kılan ve bu gözden çıkarılabilirliğin boyutlarını da her geçen gün genişleten. Kitapta karantinaya dayalı bir şehir örgütlenmesinin mevcut olduğunu görüyoruz. Örneğin sadece belirli yolları kullanabiliyorsunuz, belirli metro hatlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Ve olağanüstü hal ilan edilirken bu aslında iktidarın kendini sürekli kılma itkisinin bir göstergesi haline geliyor insanları korumaktan ziyade. Var olma biçimleri askıya alınırken etik müdahalenin gerekliliği de gözler önüne serilmiş oluyor kitapta. Burada etik müdahale derken ne demek istiyorum? Aslında gene Döldöz'ü çağırarak etiği ifade etmek istiyorum. Etiği bir karşılaşmalar pratiği olarak tanımlıyor Deleuze ve daima şimdi ve buradalıkla ilişki kurarak değerlendiriyor. Karşılaşmalar da eyleme gücümüzün artış ya da azalışıyla etken ya da edilgen hali gelmemizle ilişkili aslında. Ki Oğuz da bundan bahsetmişti kendi sunumu sırasında. Burada altını çizmemiz gereken bir mesele, bu eyleme gücündeki gücün ne olduğu bir yandan da. Çünkü güç kavramını Deleuze hakim kurmak üzerinden değil, etkileme ve etkilenme kudretleri olarak değerlendiriyor. Bu da varoluş tarzlarıyla ilişkili gene. Kudretler karşılaşmalar yoluyla bu karşılaşmalardaki etkileri kendi dilimize tercüme etmemiz de açığa çıkıyor aslında. Ki tercüme faaliyetinin nasıl yöneltildiği ve nasıl anlamlandırılabileceği üzerine Ezgi konuştu da literatür üzerinden. Farklı zaman ve mekansallıklarda dahil olduğumuz bu 5 haftalık karşılaşmamızın da ortaya çıkardığı bir etki var örneğin. Şu anda, şimdi ve burada olarak düşünürsek. Ve bu etkinin hayatımızda nasıl bir yeri olacağı, bize hangi kuvvetleri getireceği sorusu da ya da getirmiş olduğu son 2 haftada. Bir tercüme faaliyetinin parçası aynı zamanda. Çünkü hepimize bu karşılaşma birer sorumluluk yüklemiş oluyor aynı zamanda. Ve farklı konumsallıklar meydana getiriyor aynı anda. Bugün burada konuşuyor olmamız da o nedenle aslında en başta bir dizi farklı karşılaşmanın sonucu ve parçası dedim aynı zamanda. Çünkü bunların hepsi birer etki iken birer eyleme ve yaşam kuvvetine dönüşüyor sırasıyla. Ki etik kelimesi genellikle ahlakla eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ki Deleuze'ün en çok karşı çıktığı şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü ahlak diyor yargının alanına ait. Ve yargı da genellikle mesuliyetten kaçmanın en kolay yollarından bir tanesi belki de. Bunun karşısında ise etiğin kendisi sürekli olarak yeniden kuruluyor her karşılaşmada. Çünkü konumlar her karşılaşmada. Etkileme ve etkilenme dereceleri her karşılaşmada yeniden değişiyor. Aynı zamanda
Rancière'de etos'tan, yani etik kelimesinin kökeninden bahsederken şunu söylüyor. Ahlakiliği imlemeden evvel mesken ve bu meskenin karşılık düştüğü var olma ya da yaşam tarzı anlamına geliyor etos aynı zamanda. Ki Oğuz kendi sunumunda bu meskene yuva üzerinden ekoloji ve ekonomiyle birleştirerek de atıfta bulunmuştu. Yani bu anlamda yaşamı kuran pek çok faaliyet etik birer meselenin parçası. Ve bu izlekte düşünüldüğünde şu anki çerçevelendirmelerinden farklı bir tahayyül ile kurulabileceklerinin, yani ekonomi için de geçerli bu, ekoloji için de geçerli, bundan söz etmek mümkün. Çünkü tüm bu karşılaşmalar, hani metinsel düzeyde de kendini gösterdiği gibi ya da şu anki karşılaşmamızda kendini gösterdiği gibi, hem çok yönlü hem de çok türlü karşılaşmalar. O nedenle de belli ikiliklere, işte insan doğa öznesine ya da belirli kişilerin kazançlarına, iktidarın rant arayışından indirgenemez boyuttalar. Etik dediğimiz şey bedenin yeni tertipleri açık, heterojen öznerlik koşullarını yoklayan bir oluşa davet eder durumda aslında. Bu nedenle de Sıcak Kafa gibi bir romanda abuklama gibi bir hastalık meydana geldiğinde ve biz karantina dayalı şehir örgütlenmesini gördüğümüz zaman insanların yürüme biçimlerini ve dahi kontrol eden bir düzene şahit olduğumuzda hastalığın iktidarın tek elindeki düzenin aksak ritmini bir semptom olarak ortaya koyduğunu ve açık ettiğini görüyoruz. Ve bunun karşısına da abuklamayı aslında bir imkan olarak çıkarıyor aynı zamanda kitap. Ki yani abuklama kelimesi işte saçma, anlamsız gibi bir ifadede kullanılıyor kitapta tam olarak tanımlanmamakla beraber. Kritik ve klinikte Deleuze'un bahsini geçirdiği kavramlardan bir tanesi de sabuklama, delirium'un bir çevirisi. Ve Deleuze sabuklamadan yeni bir yaşam imkanı çıkarma meselesi üzerinden ilişki kuruyor aslında. Çünkü sabuklamayla var olan değil, sekteye uğratılmış oluyor. Hayatı farklı algı ve anlayışlar etrafında tesis etme ihtimaline açılıyoruz. Ki bu Deleuze Guattari'nin Minor Edebiyat kitabında tartıştıkları minor dilin de bir ifadesi. Yani dilin içerisinde yeni bir dilin icadı. Anlamlandırıcı, simgesel bir dilin dışında kalan, dilin yerleşik ve alışıldığı kullanımlarını işlevsizleştiren bir dil burada bahsedilen. Ki bu işlevin geçersiz sayılması aslında aynı zamanda etik imkanının da işaretlediği şeylerden bir tanesi. Çünkü Sıcak Kafa'nın da gene işaret ettiği düzende iktidarın sağlık olarak dayatmak istediği şey makbul vatandaş kadar işlevsel vatandaşta üretmeye dayanıyor. Ki aslında hani pek çoğunuz için herhalde bu Sıcak Kafa bahsi yabancı gelmemiştir. Çünkü kitapta olup biten her şey aslında bugün içinde bulunduğumuz düzenden pek de farklı değil gördüğünüz gibi. Politik ufkumuzun evde kal şiarıyla belirlendiği bir noktada sağlıkta yalnızca belirli imkanlara, erişime olanlara açık hale gelmiş durumda bugün. Ve aslında hastalığın kendisi denetimli bir biçimde sürdürülerek sağlık bize dayatılıyor. Çünkü bu normatif bir sağlık ve belirli bir bakışın oluşturduğu bir sağlık. Örneğin bugün COVID için alınan önlemlere, paylaşılan verilere baktığımızda gördüğümüz tam olarak da bu. Yani çok spesifik bir örnek olarak 2 milyon kişinin dışarıda olmak için muafiyet belgesi aldığı 3 haftalık bir kapanmanın ertesinde konuşuyoruz bugün. Ve burada aslında hedef hastalığın kontrol altına alınmasından ziyade sağlık sisteminin hizmet kapasitesinin karşılayamayacağı bir durumdan bizleri alıkoymak. Ki bu kısa vadeli bir çözüm. Aynı zamanda burada koruma kisvesi altında örneğin şöyle bir durumda söz konusu oluyor ama tabii ki de bu ifade edilmiyor. Hemen 1 Mayıs öncesinde yasaklamalar gelmişti. Tabii 1 Mayıs cumartesiye denk geldiği için öncesinde gerçekleşecek eylemler cuma günü yapılacaktı. Ama ilginçtir ki sokağa çıkma yasağı perşembe akşamından itibaren başlatıldı. Ama tüm bunlar bizim sağlığımızı korumak adına gerçekleştirildi.
sıcak kafada metinsel düzlemde gördüğümüz şeyin aslında bugün real düzlemdeki yansıması olarak da okunabilir bu. Dolayısıyla burada sağlık derken sağlığın iktidar hesaplarına, güç gösterilerine yaptım buyurdum oldulara malzeme olduğu bir durumdan edebiyatın ufkuna yerleşen farklı bir sağlık söz konusu. Bu da normatif ve temellük edilen baskın bir sağlık değil, ilişkisellik kapasitesinin artmasına, karşılaşmaları çoğaltmaya dayanan sağlatıcılığa odaklanan. Yani sağlığı bir isim olarak değil, fiil olarak gözeten bir eylem aslında. Topyekun bir iyileşme, ekonomiye, iktidarın makbul gördüğünü endeksli bir sağlık değil, başkalıklara ihtimam eden, insan ve insandan ibaret olmayan, başka coğrafyalara, tarihlere, yaralara, kesiklere, çatlaklara bakılarak var edilebilecek bir sağlık. Bu arada bu insandan ibaret olmayan ifadesini Sibel Hoca'nın dün Beşerfiler'de yayınlanan ve Yaşam Şaşmazer'in bir sergisi üzerine olan yazısından aldım. Bunu belirtme sebebim de şu: biz genellikle insan olmayan ya da insan dışı varlığı kullanıyoruz. Ve İngilizce'de de işte non-human, inhuman gibi kavramlar yürürlükte. Ama bu dönem aldığım derslerden bir tanesinde ilk kez karşılaştığım bir kavram more than human'dı. Ve bana hani çok daha kapsayıcı ve çok daha olumlu bir yerden kuruluyormuş gibi geldi. Türkçe'de de bir süredir düşünüyordum ne olabilir more than human'ın karşılığı. Çünkü insandan fazlası demek de aslında belli bir hiyerarşiyi yine gözetiyor. Bu nedenle Sibel Hoca'nın yazısında insandan ibaret olmayanı gördüğümde çok eşleşebilir iki ifade gibi geldi. Bilmiyorum sizin için kulağa nasıl geliyor ama teşekkür etmiş olayım buradan Sibel Hocam size de. Bir süre böyle kullanmaya devam edeceğim sanırım. Yani bu yaralar, kesikler ve farklı zaman sağlıkları, mekan sağlıkları gözeterek kurulan sağlık ve buna işaret etmek önemli. Çünkü genellikle sağlığı topyekün bir çerçevede dediğim gibi değerlendiriyoruz. Bu aslında sağlık terimindeki kısmiliğe, yani yaşamlarımızı kurma biçimimizdeki kısmiliğe ve her şeye erişemeyecek, her şeyi bilemeyecek oluşumuza da tekabül ediyor. Çünkü tümden ve pürüzsüz bir iyileşme olasılığı mümkün değil. Bugünkü karşılaşmalarımız kadar geçmişte yaşanan karşılaşmaların da mesuliyetlerini taşıyoruz. Tam da bu nedenle aslında mümkün değil. Deleuze'de iki delilik rejiminde yer alan söyleşilerinden birinde, uyuşturucu üzerine iki soru başlıklı söyleşide, yaşamsal deneyimin herhangi bir girişimin bizi bağlantıları açmasıyla ortaya çıktığından söz ediyor. Yani bağlantıları çoğaltmak bir yaşam biçimi, aynı zamanda da sağlık haline geliyor. Ki diyor, bu da aslında acı ve yıkımı içerebilir aynı zamanda. 1995'te yanlış hatırlamıyorsam Claire Parnay ile yaptıkları bir televizyon röportajında A'dan Z'ye Deleuze'de de hastalığın kısıtlayıcılığını ve imkanları daraltıcılığını kabul etmekle birlikte, en azından fiziksel çerçevede, hastalığın bir yaşam görüşünü keskinleştirdiğinden, hayatın farklı kuvvetlerine ayak uydurma imkanı verdiğinden de söz ediyor aynı zamanda. Ki Mel Chen'in yazdığı Animacies kitabında da buna ilişkin bir bahis var. Ondan çok kısaca mealen bahsetmek istiyorum. Chen'in bu kitabı hayatiyet kavramı üzerine, yani canlı ve cansız kavramlarını nasıl kuruyoruz? Hem dilsel boyutta hem de yaşamsal boyutta. Ezgin de bahsettiği örneğin Aristo'nun hiyerarşisi aslında insandan bitkiye doğru güç ilişkisini kuran ve hayatiyeti de belli kavramlar çerçevesinde değerlendiren bir yapıda. Ama Animacies'i başlatırken şöyle bir anekdot anlatıyor Melchen. Kronik bir hastalıktan kurtulmanın ne diyelim, içinde o sırada bu metni yazarken, yazmaya karar vermişken. Ve şundan bahsediyor. Yani hastalık tabii ki tüm o sosyal, fiziksel, mekansal ilişkilerimi değiştirip dönüştürdü. Ama bir yandan da inanılmaz bir uyanıklık, ayıklık ve farkındalık hali getirdi bana çevreme ilişkin. Ve iyileşirken giderek bunu kaybettiğimi hissediyorum diyor.
Bu aynı, yalnızca hafızamda artık yer edebilen bir şey haline geliyor neredeyse. Ve yani bu aradaki farka kendisi de şaşarken aslında hastalığın nasıl bir imkan alanı yaratabileceğine dair de bir şey paylaşmış oluyor bizimle. Yani bu metinsel düzlemle reel düzlem arasında gidip gelmemin nedeni de biraz o aslında. Yaşam ve yazının iç içe geçmiş olduğunu bu birbirine karışan dolanan anekdotlarla da görmemiz mümkün. Bu nedenle de hastalığın getirdiği perspektifi aslında bu dünyada yoklanan başkalıklara, işte göz hizamızda çokça yer etmeyenlere yer açma imkanı olarak da değerlendirmemiz mümkün. Yani paradoksal gibi görünen sağlıksızlığın bir çeşit sağlık olması hali aslında tek düzeliğe karşı ortaya çıkan, algılarımızı çoğaltan bir uyuşmazlık meselesinin parçası. Rancière'de böyle Deleuze dedim ama Rancière'le sürekli paslaşarak gidiyormuşuz gibi oluyor aynı zamanda. Ama ben hani bir arada da değerlendirebileceklerini düşünüyorum, katılmayanlar olduğunu bilsem de. Rancière kurmacadan bahsederken şunu söylüyor. Kurmaca gerçek dünyaya karşıt hayali bir dünyanın yaratılması değil diyor. O yüzden yani bu reel düzlem ve metinsel düzlem dediğimiz şey arasında gidip gelmek iki farklı uçta gidip gelmek anlamına gelmiyor aslında. Ki sıcak kafayla bugünün yaşananlarını ortaya koyduğumuzda ve bir araya değerlendirdiğimizde de gördüğümüz şey bu. Uyuşmazlıkları meydana getirme dediğimiz şey duyumsanabilir sunum tarzlarını değiştirme, çerçeveleri, ölçüleri veya ritimleri değiştirme. Böylece de ifade biçimlerini değiştirme anlamına geliyor diyor ve yeni bağlar kurma çabasına tekabül ettiğini söylüyor bunun. Edebiyat da aslında duyumsanabilir olanın Rancière'in ifadesiyle manzarasını değiştirmenin bir yolu. Yani burada duyumsanabilir olanından da kastımız duyulur, bilinir, işitilir olanın kimlerin belirlediğini, bunlardan kimlerin pay aldığını, bu dağıtımda kimlerin dışarıda bırakıldığını düşünmenin bir yolu olduğu kurmacanın. Verili olan, kurula gelen, içine yerleştirdiğimiz düzeniyle birlikte düşünülür hale geliyor ve tüm bunları yeniden ele alma imkanı elde ediyoruz kurmaca düzlemde. Tabii ki bunu yaparken de şunu unutmamak gerekiyor. Edebiyatın da kendi düzeneği var ve edebiyat dilin ve temsilin alanı aynı zamanda. Temsil ve dil de şedid iki alan. Bir kişi vardı Ceren. Üçüncü olarak Ceren. Ki üçüncü kişi çalışıyormuş ifade. Artık idare almıyormuş. O yüzden Ceren alındı. Mikrofon mu açık yoksa? Evet, kim olduğunu da yakalayamadım. Seslenecektim ama. Ses herhalde şey. Kesildi şu an. Affedersiniz. Dediğim gibi yani dil ve temsil de birer şiddet alanı var ediyorlar ve buna dikkat etmek, edebiyatın bununla ne yaptığını düşünmek de son derece önemli. Hatta Selen Erdoğan'ın Bilge Karasu üzerine yazdığı 1+1'de yayınlanan bir incelemede yaptığı bir alıntı vardı. Maggie Nelson'ın Gaddarlık Sanatı kitabından bahsediyor ve oradan mealen şu soruyu yöneltiyor. Edebiyat incitme üzerine düşünme sorumluluğunu üstlenirken aynı anda bir incitme jestinde barındırdığında ne yapmış olur? Nasıl bir etik eleştirel pozisyon alabiliriz burada? Ben hani bu soruyu oldukça önemli görüyorum ve aslında bu sağaltıcılığın da biraz buralarda aranması gerektiğini düşünüyorum. Yani edebiyat bir yandan aslında bu temsil meselesini, dilin şiddetliğini gösterirken bir yandan da aslında gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiyi sarsıyor. Dilin belli bir grameri ve aritmetiği olsa da bundan fazlası da olabileceğini gösteriyor bizlere. Mesela sabuklama bu örneklerden bir tanesi. Meksikalı yazar Valery Luiselli'nin İstanbul Edebiyat Evi'nde yaptığı bir konuşma vardı birkaç ay evvel. Orada söylediği bir şey var dile ilişkin. Kimse dile sahip değildir diyor Luiselli. Kelimeler bizi birbirimize bağlayan iplerdir. Ki düşünecek olursak bu iplerin bizi sık boğaz edip boğabilecekleri de
söylenebilir. Ama bir aradalık kuvvetimizi de pekiştirebilirler. Zira dil şiddeti, travmayı, baskıyı olağanlaştırabileceği gibi bizleri buna karşı uyarabilir, buna karşı birer direnç olarak da baş gösterebilirler. Deleuze Guattari'nin de gene üzerinde durduğu bir mesele bu dil ve temsil ve bunun şiddeti meselesi. Dil aslında genellikle dediğim gibi belli bir grameri ve aritmeti var olarak kabul ediliyor ve onlar da işte dilin değişmez öğeler ve ilişkilerle tanımlanmış olduğundan bahsediyor. Ama aslında dengesizlikler ya da değişimlerden de söz edebileceğimizden bahsediyorlar. Ki bu da aslında dilin farklı şekillerde, dil dışı anlamlarda değerlendirilebileceğini gösteriyor bize. Örneğin dili kekeletmek böyle bir şey. Bu nedenle de aslında edebiyat metnine baktığımız zaman belki elimizde tuttuğumuz kitap bir nesne olarak bize başlangıç ve bitiş noktası var gibi gözüküyor. Ama metnin kendisi için bunu söylemek çok mümkün olmuyor. Örneğin bir Bilge Karasu metnine baktığınız zaman sayısız girişi olduğunu görüyorsunuz bu metnin. Çünkü sayısız ağ, ki işte mitolojik ağ olabilir, insan ve insandan ibaret olmayan arasındaki ağ olabilir, farklı zamanlar olabilir. Bunların hepsi birbirine dolanıyorlar. Ve gene Karasu metinlerinde çok sıkça rastlanılan, ki Sevin Burak'ta da gene örneği verilebilecek bir şey, teğer yerlerini gösteren pek çok cümle ve ifade olması metinlerde. Yani mesela zamanlar arasındaki geçişleri işaretleyen insandan ibaret olmayan varlıklar ya da doğrudan okurla konuşur hale gelmesi bu isimlerin. Bir de Karasu metinleri için belki özellikle söylenebilecek bir şey aslında... Burada yazıdan ve etikten söz ederken bize okumanın etiğinin de ne anlama geleceği sorusunu sorduruyor olması. Yani neyi okursunuz, nasıl okursunuz? Çünkü tüm bunlar aslında Ezgi'nin de söylediği gibi bu okuma eyleminin kendisi karmaşık bir dolanıklığın parçası, duygu dolanıklığının parçası. Bu anlamda edebiyat hem yazma biçimlerini hem de okuma olasılıklarını nasıl çoğaltabileceğimiz üzerine düşünüyor ve düşündürtüyor aslında. Ki Nurdan Gürbilek'te bir yazısında edebiyatın kapısını yeni bağlantılara açık bırakan bir dil üzerinden kuruluşunun ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Yani aklın hiç durmadan odak noktasını değiştirip dünyayı farklı bakış açılarından görebildiği geçirgen ve titreşimli bir edebiyat burada söz konusu edilen. Ki farklı bir coğrafyaya ve tarihselliğe doğru geçiş yaptığımızda Rus biçim bilimcilerinden Viktor Shklovsky'nin de özellikle üzerinde durduğu yadırgama, yadırgatma olarak çevrilen bir kavram var. Burada da aynı sayıyı görüyoruz. Özellikle şiir dilinin dil kurallarının bozulması ve yeniden biçimlenmesi üzerinden nasıl algılandığını tartışıyor Rus biçim bilimciler. Ve Shklovsky'nin söylediği bir şey, Svetlana Boym'dan alıntıyla söylüyorum. Yadırgama dediğimiz şey aslında bir hayret etme, dünyayı büyük bir cevabın sahnesi olarak değil, bir soru olarak düşünme girişimi. Ve yani bu aslında nosyon oldukça değerli çünkü... Biz sürekli yanıt vermeye yöneliyoruz ama bu durumda aslında verilen yanıtların da her zaman doğru olduğuna inandırılmaya itiliyoruz. Yani bu mesela bugün COVID hakkında söylenenler, paylaşılan veriler içerisinde de geçerli olan şey. Ki aslında Ulusbaker'in söylediği bir şey var, iktidara ilişkin yazdığı bir metinde. Yani bu doğruluk ve bilginin sunum şekli iktidar tarafından aslında bedenlerin yapıp etme kudretini keyfi bir yetki diline çevirmekle eşdeğer durumda. Ki burada sözünü ettiğimiz uyuşmazlık, yadırgatma, sabuklama gibi kavramlar tam aksine bunu sorunlaştırmaya, metni sarsmaya, hakikati sarsmaya, belli bilme biçimlerini sarsmaya yönelik.
Ki mesela Cemal Kafadar da bir röportajında şunu söylüyor. Kendini alternatifsiz gösteren bütün fikirlerden çok şüphe etmek gerekir diyor. Ki çok haklı bir ifade. Çünkü soru sordurmayan her duruma ve düşünceye aslında çekinceyle yaklaşmak, bunun karşısında durmak gerekiyor. Ve edebiyatta kuvvetini böyle bir yerden alıyor aslında. Yani bir sağlık girişimi olarak ortaya çıkması da soruya meraka yönelişiyle ve hiçbir zaman... İlk haftada da özellikle vurgulandığı gibi hiçbir şeyi tam olarak bütüncül bir biçimde bilemeyeceğimizi kabulüyle başlıyor. Ki bir metin sonuçta yazma sırasında dahi değişebiliyorken Sevin Burak'ta gördüğümüz gibi okuma sırasında ne kadar çok değiştiğini hani buradaki çok sayıda okur olarak aslında her birimiz söyleyebiliriz. Ki yani bu tek bir okur için de aslında farklılık gösteriyor. Çünkü benim bir metni bugün okumamla yarın okumam arasında aslında çok büyük bir farklılık var. Çünkü o aralığa sığdırmış olduğum bir dizi karşılaşma var bana farklı şekillerde etki eden. Bu nedenle aslında sürekli bir kendimizi kontrol mekanizmasını çalıştırmaya gerektiriyor böyle bir metinle ilişkilenme. Konumlarımızı, konumlandırılmışlığımızı da düşünmeyi şart koşuyor. Yani edebiyat metniyle ilişkilenirken sorulardan bir tanesi yazar nerede ikamet ediyor iken diğeri de okur nerede ikamet ediyor sorusu aslında. Ve bu da şu nedenle bu ikamet alanları görüp bildiklerimizi de belirleyen şeyler. Ki önceki haftalarda da bugün de vurgulandığı gibi aslında bildiklerimiz konumlarımızdan, bedenlerimizden kaynaklı olarak kendini gösteriyor. Ve Haraway'in de söylediği gibi aslında ilişkilerden bağımsız bir hakikatten söz etmek mümkün olmuyor bu durumda. Ve bedenlerden bağımsız bir hakikat değil derken de belki Deleuze'ün özellikle Spinoza üzerinden yaptığı bir vurguya değinmek gerekiyor. Çok sıkça Spinoza üzerinden dile getirdiği bir soru Deleuze'ün, bir bedenin neler yapabileceğini bilmiyoruz meselesi aslında. Etik bedenlerimizde bedenlerimizle bedenlerimizden vücut buluyor ve her ilişki bunu biraz daha anlamlandırmamızı sağlıyor aslında bizler için. Soru bir anlamda nelere muktediriz haline geliyor. Ki edebiyatla ahlaka ayıran şeylerden bir tanesi de bu aynı zamanda. Çünkü ahlak yargılar düzleminde kurulurken hep ne yapmalıyız sorusuna ait bir yanıt üretiyor. Öbür tarafta etikse neler yapabiliriz, neler yapmaya muktediriz sorusunu sürekli yeniden soruyor her karşılaşmayla beraber. Ve tüm bunları yaparken de aslında bunları ölçüp tartmak... kolaya kaçmamayı öğrenmeyi gerektiriyor. Bu da huzursuz olanı, rahatsız edeni baştan sanmamak anlamına geliyor. Tam da bu nedenle hastalık gibi huzursuz bir meseleyle meşgul olmak önemli hale geliyor. Tabii edebiyat anlamında düşündüğümüzde bir yandan hastalığı konu edinen edebiyat metinlerinden söz etmemiz mümkün. Diğer yandan ise tartıştığı meseleleri birer sağlık meselesi haline getiren metinlerden söz etmemiz mümkün. Biraz kulak aşinalığı yaratması açısından ikisinden de birkaç örnek vereceğim. İlkinden İsmen aslında. Çünkü konu olarak hastalıkla meşgul olan, özellikle hastalık, hastane deneyimine odaklanan pek çok metin var burada üretilmiş olan. Yani 1930'da Peyami Safa'nın yazdığı 9. Harcıya Koğuşu'ndan, işte 82'de Sevin Burak'ın Afrika Dansı'na, 83'te Robert Hadecian'ın Tavanı'na, 2000'lere geldiğimizde Bülent Usta'nın 2008'deki Karınca Hastanesi'nden 2015'te Melik Saraçoğlu'nun yazdığı Hastane Defteri'ne kadar geniş bir seçki mevcut bu konuda. Ve bunlara baktığımızda gündeliği insandan ibaret olmayanla ilişkiyi, hasta olmanın bir kimlik olarak ortaya çıkarılışını, mekansal olarak nasıl kurulduğunu gösteren metinler olduğunu görüyoruz bunların. Yani... Hastalık bize hayatı deneyimleme ve deneyimletilme şekillerimiz hakkında bilgi sunuyor aslında. Ve bu sabit bir bilgi değil hiçbir zaman. Öte yandan dediğim gibi bir de tartıştıkları meseleleri, ele aldıkları konuları sağlık meselesi haline getiren metinler var. Böylece de başka bir yazı olasılığını, başka bir görme, bilme ve işitme halini ortaya çıkaran metinler bunlar.
Aslında burada saydığım isimler etrafında özellikle bundan bahsetmek istiyorum. İşte Bilge Karasu, Sevin Burak, Leyla Erbil. İlk olarak andım tabii burada Leyla Erbil'i ama bu üç isim özellikle belki anılması gereken isimler. Çünkü bunlar genellikle tarihle, iktidarla derdi olan mikro ve makro ölçeklerde şiddeti ve travmayı ele alan metinler yazan isimler. Ve işte politik, dini tercihleri, cinsel yönelimleri gibi nedenlerle iktidarın tanımladığı makbul vatandaş, makbul yaşam tanımının dışında kalanları, bir şekilde stigmatize edilenleri ve bu nedenle cezalandırılanları metne çağıran isimler. Ki buradaki yaranın üzerine giden kabuk yerlerini kanartarak sağlığa yönelen hareketlilik, sağlığın bir çeşit hafıza olarak ortaya çıktığında gösteriyor edebiyatta bizlere. Çünkü edebiyatın hikayeleştirerek kayıt altına almayı seçtikleri unutulan, unutturulan bir hafızayı da su yüzeyine çıkarıyor aynı zamanda. Bu hafıza bir zamanlar orada olanın şimdiye ve buraya çağrılması, bir şekilde ayakta tuttuğumuz, yeniden ürettiğimiz şiddet biçimlerinin de görünür kılınması haline geliyor. İşitip gördüğümüzün yani bildiğimizin ötesinde başka gerçekler, başka tarihler de var demenin bir yolu bu aslında. Bize bildirilen, buyrulan ve dayatılanın ötesinde bir bilgi mevcut olduğunu görüyoruz bu metinlerde ve bu bilgi bilen özne, bilinen nesne ikilinin dışında ilişkisel olarak konumlanıyor. Zira üretimi tarihsellikle, toplumsallıkla yüklü burada söz konusu edinilen bilginin. Yani edebiyatın gösterdiği üzere söz konusu olan daha önce de söylediğim gibi eylem olarak sağlığa ve bilmeye yönelme, bilgi değil bilme biçimlerinden söz etmemiz gerekiyor. Ve insan burada bilginin kurucusu özne değil, onu oluşturan ve onun tarafından oluşturulan unsurlardan yalnızca bir tanesi. Bu nedenle de başka bilgileri dolaşıma sokmak, hali hazırdakilerin nasıl üretildiğine, kimleri gözettiğine dikkat kesilmek, bilginin yaygınlaştırılma süreçleriyle hemhal olmak da önemli. Sağaltıcılık da böyle bir yerden kuruluyor. Bilginin nasıl üretildiğine hem dilsel boyutta hem temsil boyutunda bakıyor ve dil dışı potansiyellere yani oluşa nasıl açılabileceğimizi yokluyor. Ve dilin normatif görüp duyma biçimlerinin ötesine taşıma imkanlarını gözetiyor aynı zamanda. Ya önemli noktalardan bir tanesi herhalde işaret edilmesi gereken bu metinlerde, yani bu özellikle ismini verdiğim üç isimde meydana gelen ve aktarılan şiddetin hiçbir zaman tekil bir zaman üzerinden kurulmuyor olması. Şiddet daima geniş zamanda eğiliyor. Çünkü geçip bitmiş bir eylemden bahsetmiyoruz aslında. Edebiyatın becerisi de aslında tam olarak bunu işaret etmesi ve yanıtı hep şimdiden kurmasından ileri geliyor. Burada geçen hafta Dijan'ın aslında büyük bir sarihlikle kavramlaştırdığı interaction'dan da söz edebiliriz. Çünkü interaction failliğin hep bir ilişki dahilinde vücut bulduğunu gösteriyordu bize Dijan'ın da söylediği gibi. Ve her zaman oluş ve dolanıklılığı da çağırmayı gerektiriyor. Yani bir anlamda aslında bahsettiğimiz şeyler olup bitmiş bir rafa kaldırılacak şeyler değil. Ve devamlı surette bize hesap verebilirliği düşünmeye ve bu hesabı vermeye çağırıyor. Ki akademide biz bir edebiyat metnini incelerken bir anlatının bir hikayenin şimdisinden bahsederiz sıkça. Yani hikayenin şimdisi hikayenin geçtiği zaman, anlatının şimdisi de o hikayenin ne zaman aktarıldığı. Sağaltıcılık düzlemini işin içine soktuğumuzda aslında yazmanın ve okumanın şimdilerine de bakmayı gözetmek gerekiyor aynı zamanda. Belki ondan bahsedebiliriz. Çünkü burada aslında münferit değil, dolanık faillikler ve mesuliyet becerisi devrede. Ve bu nedenle metne her dönüşümüz aslında o ilişkileri yeniden kavramayı ve yeniden ele almayı gerektiriyor. Ve bu mesela çok öznel bir ilişki kurma biçimi gibi gözüküyor ama Kerim Barat mesela bunu nesnellik olarak tanımlıyor. Çünkü nesnellik dediği şey onun aslında bedenlerin üzerinde bırakılan izleri hem bizim bıraktıklarımızı hem de başkaları tarafından bırakılan izleri tanımlayabilmek ve bunun mesuliyetini üstlenebilmek. Yani bu mesuliyet ben onun yerine hesap veriyorum gibi bir yerden kurulmak durumunda değil ama bunu dillendiriyor olmak, bunu işaret ediyor olmak, bunu dolaşımda ve güncel tutuyor olmak da bu mesuliyetin bir parçası haline geliyor.
Ve aslında edebiyatın yaptığı da bu izlerin hesabını sürmek oluyor. Ki bunu da zamanı ve mekanı yeniden düzenleyerek yapıyor. Farklı zamansallıkları iç içe geçirerek yapıyor örneğin. Bu anlamda aslında edebiyatta tersel hakikatte edebi hakikat arasında bir gerilim olduğunu görüyoruz. Ki bu da tersel hakikatin yani tek bir hakikat olarak ve belirli bir hakikat olarak imlendiği durumda edebiyatın karşısına hakikatlere yerleşerek çıkmasından ileri geliyor aslında. Yani sağlığın kendisi bu gerilimi kollamakla ve inkar rejimine direnmekle baş gösteriyor. Mesele dikişleri açmak, o açıklıkta failliği, sorumluluğu tartışmakla eşdeğer. Ki bunun çok güzel bir örneği Leyla Erbil'in Üç Başlı Ejderha metni. Bu metinde 12 Eylül darbesi sırasında oğlunu kaybeden bir kadınla karşı karşıyayız anlatıcı. Ve bunu tabii metnin son kısımlarına kadar öğrenmiyoruz ama metin boyunca bir de göğsünde taşıdığı bir gazete haberi var anlatıcının aynı zamanda. Bu da 78 Maraş katliamında ailesinden 6 kişiyi kaybetmiş Leyla Ünver'in tanıklığını içeren bir gazete küpürü. Ki bu arada bu gerçek bir belge. Birebir metne aktarılıyor Leyla Erbil tarafından. Ve burada yani çok parçalı bir anlatı söz konusu olan hem Leyla Ünver'in tanıklığı ki metnin sonuna kadar gazete küpürünü görmüyoruz aslında. Çok parça parça cümleler duyuyoruz sadece. Hem Leyla Ünver'in kendi travması hem anlatıcının travması iç içe geçiyor. Ve anlatıcı aslında kendi travmasını sağlatmak için kendi bedenine katıyor başka bir travmayı. Ve şunu söylüyor bir noktada. Yani her Türk vatandaşı diyor, bu gazete küpürünü bir kefaret gibi sinesinde taşımalı diyor. Ve bu çok aslında güçlü bir cümle baktığımız zaman. Çünkü doğrudan o gerçek ve kurgu zemini birbirinin içine katılarak iktidara yönelik çok büyük bir eleştiri ortaya konuluyor. Ki bu metni Leyla Erbil'in aslında birkaç isim tarafından çok iyi bir şekilde incelendi. Uğur Çalışkan'ın özellikle hem kendi tezinde hem şu anda ismini hatırlayamadığım bir dergide ama bunların hepsini zaten daha sonra kaynak olarak ileteceğim. Dile getirdiği bir metin. Ama burada baktığımızda hem iktidarla bir yüzleşme, doğrudan iktidarı işaretleme ve bu işaretlemeyi de aslında tarihteki belli unutulan ve unutturulan anları dile getirerek yapmanın mevcut olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da aslında sağaltıcılık farklı zamansallıkları ve bedensellikleri bir araya getirerek kullanıyor aynı zamanda. Ve etkin etkilenişlere, farklı etkilenme yollarını gözetmeye davet haline geliyor. Bunun bir diğer örneği de farklı konumların iç içe geçtiği, gene özne nesnenin birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde karşımıza çıktığı bir Bilge Karasu metni örnek vermek istediğim. O da Avından El Alan, Göçmüş Kediler Bahçesi içerisinde yer alan. Bu da çok katmanlı bir metin. Yani üç farklı katmanı var aslında ama benim sözünü etmek istediğim temel düzeydeki katmanı yani bir balıkçının denizde geçirdiği süreye odaklanan kısım. Bir balıkçı denizde sürekli işte avlanmaya gidiyor ama aslında burada Bilge Karasu'nun anlattığı bir sevgi ve şiddet hikayesi. Çünkü denizin balıkçıya tutkun olduğunu, balıkçının bu avlanmaları sırasında bir gün karşılaştığı orfinoz balığına tutkun olduğunu görüyoruz. Ve bu tutku ve sevgi biçimleri aslında şiddetinde üreticisi haline geliyor. Ki metnin başında şunu söylüyor anlatıcı. Sevmenin yemekten başka bir anlama gelmediğini söylüyor. Ki bu ilk bakışta bir aforizma gibi gelebilir kulağa. Hani okuyup geçebilirsiniz ya da çok fazla anlam atfedebilirsiniz. Ama aslında burada yaptığı bir metafordan fazlası haline getirmek oluyor Bilge Karasu'nun bu eylemleri yan yana koyarak. Çünkü
Sevmek ve yemek fiillerini yan yana koymak aslında farklı eylemleri bir arada düşünmeye davet ediyor. Yani yemek dediğimizde tüketmek, yalayıp yutmak, sindirmek, hazımsızlık gibi eylemler de aslında peşi sıra geliyor. Ve farklı duygular, farklı etkileme ve etkilenme biçimleri devreye giriyor. Bunların bir kısmı belki yeni karşılaştığımız, bir kısmı ise hali hazırda yaşayıp farkında olmadığımız şeyler sevgi üzerine düşünürken aslında. Bir anda böyle güçlü bir karşılaşma yaratmış oluyor metin baktığımız zaman. Ve bunu dilin farklı düzeneklerinde yer alan kavramları bir araya getirerek yapıyor. Ve hikaye boyunca bir av temsili kurulurken aynı zamanda bu temsilin kısa devreye uğratıldığı bir dizi konumsallık olduğunu görüyoruz metinde. Dediğim gibi çünkü yani burada balıkçıdan özne ve avcı olarak söz ederken bir noktada başka bir noktada aslında işte sevilen ve avlanan olarak söz etmemiz gerekiyor ve bir nesne haline geliyor. Ve kimin kimin peşinde, kimin kime aşık olduğu belirsiz hale geliyor metin boyunca. Ki bu da belli böyle farkındalık kilitlerini açarak metinde meydana geliyor. Çünkü örneğin balıkçının denize bir ekmek kapısı gibi baktığından söz ediyor metin. Ki deniz ona aşıkken ve onun kendisine yanıt vermesini kollarken çok daha rasyonel bir biçimde denize bakıyor. Daha nesne bir araç konumunda bakıyor balıkçı denize. Ve denizde balığın bu halini, özür dilerim, avcının bu halini dağıtmak balıkçıya aslında bir anlamda bir ders vermek için bir gün karşısına orfinozu çıkarıyor. Ve balıkçının bu ritmik eylemi sürekli işte balık tutmak için oraya gidip gelmesi ve aslında etrafında olan bitenin farkına varmadığı ruh hali orfinozla karşılaşmasıyla değişip dönüşüyor. Orfinozu yakalayamadıkça bu onda hem bir şiddet eylemini hem de bir sevgi eylemini birlikte çağırıyor. Ve orfinoza erişemedikçe, onu yakalayamadıkça balığa daha da bağlanıyor. Ki şöyle diyor, ava çıktım, avımla iç içe geçmiş durumda buldum kendimi. Ve o ne isterse, nasıl isterse öyle oluyoruz, o duruma geçiyoruz diyor. Nereye, ne zaman, kime döndüğü, hangi hareketlilik içerisinde yer aldığı birbirine karışıyor aslında balıkçı için. Ve bir noktada aslında bu erişemezlik ve elde edememezlikle sınanırken balıkla yaşadıkları tinsel bir birleşme var. Ki bu aslında hani bir haz anı iken aynı zamanda bir ölüm anını da işaretliyor. Çünkü bu birliktelik avcıya, balıkçıya aslında balığa erişebildiği, balığın hakikatine ulaşabildiği sanrısını veriyor. Ki bunu ifade ediyor da aslında. Hakiki bilginin bahşedildiğini söylüyor kendisine ve tam o anda balığın dişlerinin omuzunda hissediyor. Ortada saf ve hakikat olduğu yanılgısı, etkileme ve etkilenme kudretlerini her şeyin bilgisine sahip olma pervasızlığına indirgemesiyle bir yıkıma dönüşüyor. Ki aslında burada gene kendi konumsallığından sıyrılmasıyla, daha doğrusu kendi konumsallığını yeterince ölçüp tartamamasıyla meydana gelen bir yok oluş baş gösteriyor. Bu durumda yani bu şiddet metninde belki doğrudan hasta birinden ya da bir hastalıktan söz edemiyoruz. Keza bir önceki metinde de öyle. Ama hayatın sekteye uğradığı pek çok durumla karşı karşıya geliyoruz. Çeşitli travmalar vesilesiyle, çeşitli şiddet eylemleri vesilesiyle. Ve bunlar bize hayatı hangi şartlar altında deneyimlediğimizi görme ya da okur olarak bu deneyimlerden pay çıkarma imkanı veriyor. Bunu biraz yani metin düzeyinden çıkıp edebiyat üzerinden değerlendirdiğimizde de şunu söyleyebiliriz aslında. Ya
temsil dışına belki çıkmak mümkün ama temsilden bağımsız olarak değerlendirmemiz de olası değil. Ezgi'nin de aslında çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi edebiyat belli tasniflerden ve belli bir kanondan da mülhem aynı zamanda. Ve edebiyatı bundan bağımsız olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Ama burada da aslında bu duyulabilir olanın paylaşımına geri dönerek şunu sormamız gerekiyor. Yani bu kanonda söz sahibi olan kim? Kimin payı var? Ve bu pay nasıl bölüştürülüyor. Ki aslında metne eleştirel yaklaşımımızın da bir parçası haline gelebilecek bir şey bu. Çünkü yine Ezgi'nin söylediği gibi aslında yıkıcı bir eylem olmaktan ziyade yapıcı, yaratıcı bir eylem olarak bakmak mümkün. Geçen hafta da eleştiri meselesi gündeme gelmişti. Belki o nedenle çok kısaca değinmekte fayda var. Eleştiriye eleştirel bir biçimde yaklaşılma nedeni bazı isimler tarafından aslında eleştirinin bir saldırı olarak varlık gösterdiği durumlar. Yani eksiye gediye işte o metinde olmayana yöneldiği metni ve ismi bir nevi değer suikastine tabi tuttuğunda bir sorun baş gösteriyor. Çünkü biri sizin önünüzden bir metni çekip alıp bu metin şunu yapıyor bunu anlatır dediğinde... Bu sorunlu bir eleştiri haline geliyor. Böyle bir eleştiriden imtina etmek gerekiyor aslında. Bunun yerine bir metnin nelere pay verirken, neleri pay vermediğini daha üretken bir boyutta düşünebilmek gerekiyor. Ve metinlerle ilişkilenmek, onları hangi üretken ağlara dahil edebiliriz bu soruyla, bu itinayla yaklaşmak. Eksikleri, gedikleri bulmak yerine o eksikler gediklerle metni kabul edip bunlar üzerinden nasıl yol alabiliriz? Bunları buradaki boşluklara, bu boşluklarla beraber nasıl yanıtlar bulabiliriz? Bunlara bakmak gerekiyor. Ki aslında bu da eleştiriyi de sağaltıcılık eyleminin bir parçası haline getiriyor. Ya belki son olarak şeyi söyleyebilirim, zamanı da aşmış olduk bu arada. Yani Ezgi'den de pas alarak arşiv meselesinde kısaca bir şey söyleyip kapatabilirim. Leyla Erbil arşivi... Yazarın kızı Fatoş Erbil tarafından Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne bağışlanmış bir arşiv. Ve yazarın işte taslaklarından kişisel ve resmi yazışmalarına 3000 kadar belgeden söz ediyoruz. Bize 3 yıldır bunların öncelikle muhafazası için kataloglama ve dijitizasyonuyla ilgileniyoruz. Ama belki burada özellikle paylaşılması gereken şey... Bu muhafaza eyleminin ötesinde bu ilişkilenme biçiminin nasıl bir bakış kazandırdığı bizlere. O da şu, aslında biz arşivi genellikle belirli bir hakikatin parçası, belirli bir bilme biçiminin aracı ve belirli bir yerde konumlandırılıyor gibi görüyoruz. Ki genellikle de kapalı kapılar ardında hayal ediyoruz, özellikle devlet arşivleri akılda olarak. Ama arşivin bunun çok ötesinde bir mevcudiyeti ve hayatiyeti olduğunu görme imkanı sağladı aslında bu arşivle ilişkilenme pratiği bizlere. Çünkü arşiv belgelerinde kendi zamansallıkları var ve sizin bunları ihtimam etmeniz gerekiyor o belgeleri anlamlandırabilmek ve onlarla çalışabilmek için. Çünkü siz arşivi ve arşiv malzemesini kullanmıyorsunuz, onlarla beraber çalışıyorsunuz aslında böyle bir süreçte ki Ezgi'nin... Özenle andığı tüm örneklerde, özellikle Fatih Hoca'nın çalışmaları tam olarak böyle bir ilişkilenme biçiminin parçası arşivle. Arşive birlikte onunla nasıl çalışabiliriz, birlikte nasıl söz üretebiliriz, düşünce açabiliriz düşüncesiyle bakan bir eylemlilik hali. Örneğin çok küçük bir örnek vererek kapatırsam, beni oldukça heyecanlandıran bir örnek olduğu için bunu vereceğim. Arşivde ne olduğunu bir türlü karar veremediğimiz taslaklarla karşılaşmıştık kataloglamanın ilk başlarında. Yani sürekli tekrarlanan bir takım kelimeler vardı. İşte örneğin alan kelimesi gibi ama bunlar Leyla Erbil'in bildiğimiz literatürüyle eşleşmeyen metin parçalarıydı. Bunun birkaç ay sonrasında mektuplardan birini kataloglarken 79 yılında Iowa'da bir yazarlık programına katıldığını öğrenmiş olduk Leyla Erbil'in. Ve o sırada elimizden geçen mektuplardan birinde de bu atölyenin çıktısı olarak bir antoloji oluşturulacağından, Leyla Erbil'den de bir metin istendiğinden bahsediyordu. Tabii
Yani neredeyse 6 ay kadar süre var bu iki dediğim olay arasında ve hani çok fazla belge elimizin altından geçiyor dosyada. Hani bu ikisini özellikle yan yana koymadık. Ama bu ikisi de ayrı zamanlarda yaşandılar. Bunun da birkaç ay ertesinde küçük bir ekibimiz var. Normalde daha az sayıda kişi olarak çalışıyoruz. Ama metinleri anlamlandırabilmek adına birkaç kez bir araya geldiğimiz ve Leyla Erbil çalışmış kişilerden oluşan da bir grubumuz var. Onlarla bu metinlerin başına oturduğumuz zaman aslında bu mektuplarla söz konusu taslakları eşleştirebileceğimizi fark ettik. Başka bir belgeyle beraber. Ve bunu yapmamız yaklaşık bir yıllık bir zaman dilimini kapsıyor aslında. Ki hani eğer biz bu belgelere kendi zamanlarını kendilerini ifade etme, daha doğrusu imkanı vermek yanlış olur. Kendi zamanlarını kendilerini ifade etmelerine kulak vermemiş olsaydık herhalde bu bağlantıyı keşfetme fırsatımız olmayacaktı. Ama arşivle ilişkilenmemiz aslında bizim de görme ve bilme biçimlerimizi ve kapasitelerimizi genişletmiş oldu. Bu anlamda özellikle belki de arşive doğrudan bir malzeme, bir aracı, araç olarak yaklaşmamanın önemini vurgulamakta da fayda var. Ve yani metnin kendisi gibi işte eleştirinin kendisinde de, arşivin kendisinde de ve tüm bunların bir aradalığında da sağlığın aranabileceğini, sağlığın sadece fiziksel olarak iyi olup olmamaktan ibaret olmadığını tekrar tekrar vurgulamakta. Ki tıbbın da aslında bir sağlık gelişimi olarak ortaya çıkmasının sosyal bir bilim olmasıyla da ilişkili olduğunu düşünmekte ve bugün sağlıktan ve hastalıktan bahsederken aslında yalnızca fiziksel olarak iyi olma halinden değil, aynı zamanda hangi kurumların hala ayakta olduğundan, hangi bilme biçimlerinin, görme biçimlerinin medyada ayakta tutulduğundan ve bunların nasıl bilme, görme biçimleri ve şiddetler ürettiğini de düşünmekte fayda var. Edebiyat biraz aslında bize bunları düşünmek için alan açmış oluyor. Biraz uzattım gibi oldu sanırım. Kusura bakmayın lütfen.